Saygıdeğer konuklarımız, sizleri şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. İş dünyamıza eğitim ve gelişim platformu olarak hizmet vermek üzere hayata geçirdiğimiz BTSO Akademi projemiz kapsamında düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, tüm dünyada bilgi ve teknoloji odağında olağanüstü bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Değişimin neredeyse günlük seyrettiği bir dönemde kendimizi bu süreçten soyutlamamız neredeyse imkansızdır. Cep telefonumuzun temel duyu organlarımızdan biri haline geldiği, televizyon ve bilgisayar gibi iletişim araçlarının sürekli bilgi pompaladığı da düşünüldüğünde bu değişimin dışında kalmanın ne derece imkansız olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Rekabetin her alanında sıklıkla yaşandığı günümüzde zaman yönetimi gerek çalışanlar, gerekse de işletmelerimiz açısından hayati öneme sahiptir. Henry Ford, pek çok insanın diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçtiğini gördüğünü ifade etmiştir. Gerçekten de zamanı etkin ve verimli kullanan insanlar, yaptıkları işte başarıya daha yakın olanlardır. Zamanı doğru bir biçimde yönetebilenler, daha fazla iş yapabilme, dolayısıyla yapmak istediklerini hayata geçirmek adına daha fazla zamana sahip olacaklardır. Ayrıca yapılan araştırmalar zaman yönetiminin kaliteyi, iletişimi, verimliliği ve kişisel performansı da artırdığını göstermektedir. Aslında zamanı yönetmek mümkün değildir. Çünkü zaman kişinin iradesi dışında akıp giden bir kaynaktır. Asıl mesele akıp giden zaman içinde kendinizi yönetebilmenizdir. Dünyada yaşayan herkesin günde 24 saati vardır. Kimse daha fazla zaman satın alamaz, zamanı çalamaz, depolayamaz ve hiçbir yöntemle geri alamaz. Bu nedenle yapabileceğimiz tek şey hem kendimiz hem de işletmelerimiz adına zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Michael Altshuler'in de ifade ettiği gibi kötü haber şu ki zaman uçup gidiyor. İyi haber de şu, pilot sizsiniz. Değerli konuklarımız zaman yönetimi işletmelerimizin bugünü ve yarını için hayati önem taşıyan etkinliğin ve verimliliğin ana kaynağı olarak kabul edilebilir. Çünkü zaman diğer kaynaklar gibi alınıp satılamaz, kiralanamaz, depolanamaz, çoğaltılamaz. Sadece o anda harcanması ya da kullanılması gereken bir kaynaktır. Günümüz koşullarında zamanı etkili ve verimli kullanabilmek büyük bir önem arz etmektedir. Bir kez daha altını çizmek isterim ki diğer tüm imkanlar aynı olduğu takdirde zamanını etkili ve verimli kullanan işletmelerin rakiplerine nispeten bir adım öne geçeceği aşikardır. Bizler de iş dünyamızın yönetici kadroları için hazırladığımız BTSO akademi eğitimlerimiz kapsamında zamanın etkin ve verimli kullanılmasının nedenle önemli olduğunu paylaşarak sizlerin bireysel gelişiminize ve firmalarınızın rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedefledik. İçinde bulunduğumuz koşulların değişkenliği arttıkça planlamanın gerekliliği ve önemi de artacaktır. Eğitmenimiz Sayın Bertay Fişekçi'ye değerli bilgileri için, sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum. Toplantımızın faydalı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Açılış konuşmaları için Sayın Ayti Onur'a teşekkür ederiz. Değerli konuklar eğitimi sonunda dört soruluk anket uygulaması yapılacaktır. Katılımınızı rica ederiz. Şimdi sunumlarını yapmak üzere sözü Sayın Bertay Fişekçi'ye bırakıyorum. Buyurun Bertay Bey. Çok teşekkür ederim. Ben ekranımı paylaşarak başlayayım. Evet. Sanırım ekranımı beni görüp duyabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmadığını e, duyuyorum, düşünüyorum. Aynı zamanda chat kutusu karşımda. Dilerseniz chatten de yazabilirsiniz. Bir de birkaç defa ilan ettim. Bugün Mentimeter kullanıyorum. E, Mentimeter içerisinde cep telefonunuzda menti.com yazıp 8 haneli rakamı girdiğiniz zaman bir slide göreceksiniz. Benim slaytlarımdan soracağım bazı soruları göreceksiniz ve aktif olarak bu eğitime katılma imkanınız olacak. Başta küçük bir anket hazırladım sizler için. E, o ankete cevaplarınızla da hep beraber bazı şu anki gerçekliğimizi görme imkanımız olacak diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum davet için. Açılış konuşması da çok güzeldi ve benim söyleyeceklerim, söyleyeceklerimle ilgili çok güzel bir açılış oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar açılış konuşması için de. Ve izninizle başlamak istiyorum. Kısaca kendimi tanıtayım, tanışalım öncelikle. Ben Bertay Fişekçi. Solda gördüğünüz 3 global tıbbi cihaz sektörünün lider firmasında 23 yıl çalıştım. Bu çalışmamın son döneminde ikinci kariyerimle ilgili kendim bir planlama yapmak istedim ve kendime bazı sorular sordum. Dedim ki neyi tutkuyla yapıyorsun? Neyi iyi beceriyorsun? Neyi hangi becerileri daha edinmen gerekiyor? Ve belli bir hizmetle piyasaya çıktığın zaman pazarda bunun ihtiyacı var mı? Bunun karşılığı var mı? Bütün bu sorular ve kendime dönüp yaptığım çalışmalar beni Çalışan bağlılığı kavramı ve insan odaklı organizasyon kavramlarıyla bir araya getirdi. Bu konuda bazı yatırımlar yaptım, eğitimler aldım, kendimi geliştirdim, değiştirdim, bu yöne yöneldim. Ve pandemiden hemen önce kendi şirketimi kurdum, kurumsal kariyerimden e, o sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmış oldum. Burada e, yaptığım çalışan bağlılığı programından bir enstantane görüyorsunuz. Bu e, edinmek istediğim ve edindiğim beceriler içerisinde hitabet var. Hitabetten bir fotoğraf görüyorsunuz, ailemi görüyorsunuz ve en sonunda Metin olarak misyonumu görmüş oluyorsunuz bu sayfada. Evet şimdi küçük bir anketle başlamak istiyorum. Mentimeter'ı bu arada tekrar hatırlatacağım, katılımlar oluyor çünkü. Evet şu anda gördüğünüz gibi Mentimeter ekranını görüyorsunuz. 25 cevap aldık şu ana kadar. İlk sorum, bugün yapılacaklar listenizde kaç eylem, kaç madde var? Ee, tekrar chat kutusuna... E talimatı koyuyorum. Dilerseniz doğrudan tıklayabilirsiniz. Dilerseniz cep telefonunuzdan hemen menti.com yazıp 41 12 81 37 yazıp katılabilirsiniz. Şu anda 110'un üzerinde katılımcımız dinliyor. Ne kadar güzel. Mentimeter'a katılımınızı önemsiyorum. Lütfen katılınız lütfen oylarınızı veriniz. Burada 4-5 soruluk küçük bir anket hazırladım sizler için. değineceğim konuları da içine alacak şekilde. O yüzden çok az daha bekleyeceğim. Birazcık bekleyeceğim. Sonra devam etmek isteyeceğim. O yüzden tam şu sırada Mentimeter'e katılmanızı rica ediyorum. Evet katılım katılımlar artıyor. E, 36 oldu. E, evet bir arkadaşımız oraya 30 yazmış. Fakat lütfen e, çok şeyin de dışında kaldığı için herhalde oraya yazdı. Evet enteresan. 30 <laughs> eylemli bir gün. Kolay olmasa gerek. <laughs> evet sizler yanıt verdikçe Bakın e, mağazamı oraya doğru götürdüğüm zaman yanıtlarınızın yoğunluğunu da görebiliyorum gördüğünüz gibi. 2, 3, 4 maddeli günlük yapılacaklar listesi son derece e, yaygın ve ortalama 4'e geldik e, oylarınızla. Yani yaklaşık günde 4 adet yapılacaklar listesi yaparak günümüze bakıyoruz. Evet çok güzel. 58, 59 devam ediyorsunuz. Ben devam etmek istiyorum zamanında da düşünerek. Ee, bu soruyu böylece almış olduk. Lütfen aynı hızla ikinci soruya devam edelim. Haftada tipik olarak sizce kaç saat çalışıyorsunuz? Haftada tipik olarak kaç saat çalışıyorsunuz? Evet. Kabaca 40 saati düşündüğümüz zaman e günde 8 saatten bahsediyoruz. Erdem Bey 45 demiş. Mentimeter'a katılmanız mümkün olursa Erdem Bey oraya da işaretlerseniz ekranda görürüz sizin notunuzu. Çok güzel. Evet. %64 yaklaşık 40-50 saat arasında görünüyor. Yani harcanan iş için harcanan zamana baktığımız zaman günde 8 ila 9 saat gibi bir görüntü veriyoruz şu an itibariyle. Evet, yanıtlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. %6 azımsanmayacak bir oran. 12-13 kişiden bahsediyoruz. 60 saatin üzerinde çalıştıklarını ifade etmişler. Bu da önemli bir önemli bir rakam. Evet, çok güzel. Mentimeter'a 60 kişi olduk. Yeni katılımlarla ilgili Mentimeter'ın duyurusunu tekrar chat kutusuna yerleştiriyorum. katılımımız için çok teşekkürler. Evet soru cevap bölümüne yazılmış o, o da olabilir chatten de görüyorum çok güzel evet bununla ilgili de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum 40-50 e, tipik gibi görünse de dünya ortalamasının çok üzerinde onu söylemem gerekiyor yani Fransa'da 33 örneğin Avrupa'da biraz daha zaman aşağı doğru geliyor bu e, eğitimde aslında zamanın e, süresinin uzunluğundan ziyade etkinliği üzerine konuşuyor olacağız. O yüzden bu 40-50 saat çalışmak, 50-60 saat çalışmak her zaman tam etkin demek olmuyor. O yüzden bunu da not olarak ilettik. 60 cevap aldık. Mentimeter'a çok teşekkür ediyorum. Devam. Bir iki sorum daha var ben eğitime girerken. Evet, burada bir metin yazmanızı, elinizle cep telefonunda bir şey yazmanızı rica ediyorum. İş yükünüzle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Hangi kelimeyi yazmak istersiniz? İş yükünüzle ilgili paylaşımda bulunmak isteseniz. İş yükünüzle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Evet. Tamam. Evet. Yeterli ara yoğun, tanımsız ve dağınık. Evet. Üç kişilik çalışıyorum. Yorgunum. Tamam. Robot gibi hissediyorum. Evet. Kaygılıyım, stresli, zor, yoğun, yorgun. Tamam fazla sorumluluk var diyenler var. Evet ekranda canlı olarak yanıtlarınızın dağılımını görüyorsunuz. Yoğun kelimesinin biraz e, harfleri büyük gördüğünüz gibi bu şu demek birden çok insan yoğun kelimesini kullanmış. Evet bakın bütün işler bana bakıyor diyen var. Adrenalin stres diyen var. Yükümü dağıtamıyorum diyen var. O arkadaşımıza merhaba demek istiyorum. E, bölüm bu eğitimde delegasyonla ilgili bir bölümüm var. Umarım faydası olur. Boğucu, dinamik, tatsız, bunaltıcı. Evet, bitkin ve stresli, yetişememe kaygısı, plansız ve belirsiz. Eğlenceli diyenler de var. Ne kadar güzel. Hep böyle olumsuz olanları okumayayım. Eğlenceli diyen de var. Ne kadar güzel. Her işi yapıyorum diyen var. Çok güzel. 74 cevap geldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu çok güzel bir fotoğraf oldu. Bunu daha sonra ben LinkedIn'de de paylaşıyorum. Bu tür gelen sorulara yanıtları. Bu ekranı sizler yaratmış oldunuz. Duman atıyoruz diyen bir dostum var. Yapılamayacaklar, yapamayacak kaygısı var üzerimde diyen bir dostumuz var. Yapılması gerekenden fazla diyen bir dostumuz var. Burayı da hemen hemen hissettik bu sorunun cevabını. Devam ediyorum. Şu anda bireysel olarak bir verimlilik sisteminiz var mı? Verimlilik sisteminiz varsa bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Dört seçenekli bir soru hazırladım. Böyle bir sistemim yok. Geldikçe yanıtlar zaten diğerlerini göreceğiz. Karmaşık yürütmesi zor. Ve iki tane de olumlu yanıt vardı. Onları şu anda göremiyorum. Evet güvenilir işimi görüyor diye bir yanıtımız vardı. Bir de dördüncü yanıt var. Basitti herhalde o yanıtta, onu da henüz kimse işaretlemedi. Evet, basit, etkili, memnunum, o da güzel. Ona da yanıtlar geldi. Evet, burada da şöyle bir şey görüyoruz, şöyle bir gerçek görüyoruz. Çok güzel, siz işaretledikçe aktif olarak bakın, oluşuyor ekran. %45 katılanlardan ve oy verenlerden %45 bir sistemim yok cevabı vermiş. Bu önemli bir veri hepimiz için bence. Ee, karmaşık ve yürütmesi zor yani bir sistemim var ama bunu karmaşık buluyorum diyenler de yüzde otuz altı yani olumsuz bir resim çıktı ama sadece yüzde yirmi oy veren arkadaşlarımız güvenilir işimi gören basit etkili iyi bir verimlilik sistemim var diyorlar şu anda evet çok teşekkür ederim tekrar e, bu yanıtlar içinde tekrar bakıyorum evet İşlerinizi zamanında bitirebiliyor musunuz? Buradaki yaklaşımınız nasıl? Evet, dört adet çok basit cevap var. E, yetiştirememek, önceden planlamak, tam üstüne basmak veya erken dahi bitirmek. Evet. Evet. Çok güzel. Bakın bir önceki sayfadaki verimlilik sistemi sorusuyla bu sorunun yanıtları biraz çelişkili hale geldi. Çoğunlukla verimlilik sistemimiz yok diyoruz. Fakat burada bakın yüzde 50 önceden planlayıp zamanında bitiriyor. Yüzde 27'si de bazen erken bile bitiririm diyor. Yani bütün işleri aslında zamanında bitiriyoruz. Ama belki bu iş yapma sürecinde geriliyoruz veya o iş yapma sürecinde zorluklar yaşıyoruz. Ee, çok güzel. Şu anda bakıyorum 130 kişi katılmış eğitime şu anda. 63 cevap alıyorum Mentimeter'dan. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet. Dediğim gibi bir önceki sorunun yanıtıyla bu sorunun yanıt arasında bir çelişki var. Bunun altını çizerek e, bakayım bir saniye. Evet bu da bu açılıştaki son sorum. Anketin son sorusu. Hayatınızdaki önemli şeyler için ne kadar zaman boşluğunuz var? Yok, çok az, dengeli görüyorum. Hayatımın hakimi benim. Evet. Süratle alıyoruz yanıtları. Burada da bu defa mavi topları kullandım. Mavi topların dağılımını kullandım. Evet. Çok az diyor. Çok büyük çoğunluk. Çok az vaktim var diyor. Evet. Yüzde on, yüzde on hayatımın hakimi benim demişler. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Dengeli iki tarafa da bakabiliyorum diyenler yaklaşık yüzde yirmi yedi, biri. Ve çok az vaktim var veya yok diyenler de yaklaşık yüzde altmış geliyor. Ee, çok güzel, çok teşekkür ederim. Yol üzerinde birkaç sorum daha var. Umarım Mentimeter'dan hoşlandınız. Güzel yanıtlar çıktı, özellikle hayatınızdaki yoğunlukla ilgili, zamanla ilgili ne hissettiğinizi sorduğumda gerçekten çok güzel yanıtlar aldım. Bu noktada ben bu sayfayı bırakıyorum yanıt vermek isteyenler için ve kendi slaytlarıma dönüyorum eğitime. Evet, bu eğitimde zaman farkındalığı üzerinde duracağım. Daha sonra bir verimlilik sistemi üzerinden gideceğim, verimlilik sistemi önereceğim sizlere adım adım. Ve daha sonra bazı uygulanabilir yani yol üzerinde de bazı uygulanabilir bilgiler e, vermek istiyorum. E, buradaki amacım e, başlangıç konuşmasında da çok güzel söylendiği gibi e, zamanın farkında olmak, zamanı etkin kullanmakla ilgili paylaşımlarda bulunmak ve sizlerin e, isterseniz, dilerseniz, karar verirseniz hayatınıza uygulamak üzere alabileceğiniz bazı püf noktalarını sizlerle paylaşmak. Ajandamı şöyle hemen önünüze sereyim. zaman e, zaman algısıyla ilgili kısa bir bölümüm var. Daha sonra bakın verimlik sistemini 3 bölümde anlatacağım. Duralım, keselim ve harekete geçelim. Umarım bunlar kulağınıza güzel geliyordur. Duralım, keselim, harekete geçelim. Hedef belirleme, erteleme ile ilgili kısa bir bölümüm var yine. Ve ofiste verimlilikte toparladığım bazı püf noktalarıyla eğitimi tamamlayacağım. El kaldıranları görüyorum. Sonunda imkan olursa e, admin, moderatörümüz izin verirse e, ...mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Eğer o mümkün değilse chat kutusuna sorunuzu yazarsanız... E, ...sonunda yanıtlama imkanım olur. Evet zaman algımız üzerine başlayalım. Şimdi zamanla bir ilişkimiz var ve gerçekten bu çok kişisel bir ilişki. Şunu söyleyebilirim. Bugün burada anlatacağım, iki saat civarında anlatacağım her şey... ...herkes tarafından farklı algılanabilir. Herkes tarafından farklı değerlendirilebilir ve birisi için uygun gelen ben bunu uygulayabilirim çok beğendim hemen hayatıma geçirebilirim denilen şey başka biri için böyle olmayabilir. O yüzden bunu gerçekten altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben bazı belki yayınlardan, dünyadaki anlatılanlardan, belli kitaplardan, bildiklerimden örnekler vereceğim size. Ama bunların sizin hayatınıza birebir uymasını ya da uyduğunu iddia edemem hiçbir şekilde. Burada çok subjektif bir taraf olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi çok kısacık sizlerden bir kağıt kaleme ulaşmanızı rica ediyorum. Ve son 24 saatte hayatınızı nasıl geçirdiğinizi yazmanızı istiyorum. Çok fazla vakit harcamayacağım burada. Sadece bunu yapmanızı rica ediyorum. Sonradan da buna geri dönüp bakarsınız diye düşünüyorum. Uyku, iş, mecburiyetleriniz, televizyon, hobiler, öğrenme gibi kendinize özel kategorilerle Son 24 saatinizi yazabilirsiniz. Şu anda saat 2. Dün öğlen 2'den bugün öğlen 2'ye kadar yazabilirsiniz. Veya bu kafanızı karıştırıyorsa bir önceki gece yarısından dün akşamki gece yarısına kadar yazabilirsiniz. Benim için enteresan olan kendi hayatınıza dönüp baktığınız zaman hangi kategorilerde kaç saat harcadığınızla ilgili nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Siz bunları yazarken ricam eğer bunu bitiren bir arkadaşım olursa örnek veriyorum. 7 saat uyudum, 8 saat işteydim. İki saat televizyon izledim, üç saat arkadaşlarımla buluştum, yemek yedim. Nasıl istiyorsanız, bunu chat kutusunda herkesle paylaşmanızı rica ediyorum. Ben bu konuda devam ederken, bunu neden yaptığımızda şimdi anlatacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kitap okudum 168 saat adında. Biliyorsunuz bir haftada 168 saat var. E, yazar diyor ki e, aslında biz günler içinde akıp gidiyoruz, fakat bir haftada var olan 168 saatin aslında ne kadar çok olduğunu fark edemeyebiliyoruz. Çok aslında 168 saat. Ve dedi ki diyor ki bir alıştırma öneriyor. Her yarım saatte bir veya her bir saatte bir dönüp o geride kalan yarım saatte geride kalan bir saatte ne yaptığınızı nasıl zaman geçirmiş olduğunuzu neyle ilgilendiğinizi ve hangi kategoriye onu oturtabileceğinizi not edin diyor. Ve ben bunu bakın e, tarihe de görürseniz Mayıs ayı, 2017'nin Mayıs ayında bu çalışmayı yapmışım. Ve şöyle bir e, kategorizasyon yapmışım. Bakın uyku, yeme içme, ev işleri, çocuklar, diğer insanlar, e, o zaman çalıştığım şirket, diğer işim dediğim geliştirmekte olduğum fikirler, öğrenme, televizyon, boş zaman. Bakın bunu bir hafta yapmışım ve demişim ki e, enteresan yani 18 saat gibi uzun bir süre televizyona bakmışım. 16 buçuk onun üzerine boş zaman yazmışım üstüne bir de kategorize edemediğim altı buçuk saat var ee, çok az hareket etmişim spor sıkıntılı ev işlerine hiç yeteri kadar bakmamışım yani utandım e, sonradan baktığım zamanda yeme içme oturmuşum ve 55 saatte uyumuşum güzel güzel de uyumuşum şimdi buna baktım sonra ne yaptım bir hafta daha yaptım aynı işi bakın bir hafta daha yaptım ve bir önceki Hafta gördüklerime göre bazı ayarlamalar yaptım. Mesela televizyonu azaltmışım, sporu arttırmışım. Burası çok güzel, değil mi? Çocuklarla daha fazla ilgilenmişim. Bu da çok güzel. Ee, öğrenmeyi biraz azaltmışım ama diğer işim dediğim diğer faaliyetimi biraz arttırmışım. Ee, yeme içmeye biraz daha zaman ayırmışım. Herhalde bir yere gitmişiz. Uykuyu biraz azaltmışım duruma göre. Herhalde demek istediğimi burada anladınız. Geriye dönüp hayatımızı nasıl değerlendirdiğimiz ve nasıl kategorize ettiğimize bakarsanız. ...şaşıracağınızı iddia ediyorum sadece. Herkese yani dediğim gibi söylediklerim herkese uymayabilir. Şaşıracağınızı iddia ediyorum. Siz örnek veriyorum önümüzdeki hafta başı, yarın, pazartesi güzel olur böyle şeylere başlamak için... ...pazartesi sabah itibariyle iş yerinde yaptığınız işleri de bazen kategorize edebilirsiniz içinde. Yani işte müşterilerle ilgili, kendi işlerimle ilgili, onunla ilgili bölümlerim de var bahsedeceğim. Böyle bir çalışma yapıp bir geri dönüp bakarsanız... E, iddia ediyorum. iddia ediyorum. E, Aa bu işe ben bu kadar vakit mi ayırıyordum? Aa bu kadar vaktim varmış. Bunun farkında bile değildim gibi sonuçlara varabilirsiniz. Bunu e, söylemek istiyorum. O yüzden buradaki mesajım ölçerseniz yönetirsiniz. Chat kutusunda göremedim kimseyi hiç sorun değil ama e, bu, bunu bir e, not olarak iletmiş olayım size. Eğer bunu tercih eder, yaparsanız hayatınıza geri dönüp bir bakarsanız yarımşar saat veya birer saat aralıklarla Neye Ne kadar zaman harcadığınızı görmek gerçekten güzel bir sonuç veriyor. Ben devam ediyorum. Zaman yönetimi zamanı en etkili ve verimli kullanmak için strateji ve tekniklerin uygulanışıdır. Niye uygulanışının altını çizdim? Yine aynı şekilde dediğim gibi çok subjektif bilgiler olabilir. Ama buradaki kritik nokta e, hayata geçirmek. Yani çok güzel bir kitap okumuş olabilirsiniz. Bu 168 saat çok güzeldi ama gördüğünüz gibi ben bunu sadece 3 hafta yapabilmişim o dönemde. Hayata geçirip gerçekten kendi verimlilik anlayışınıza, kendi işinize, kendi müdürünüze, kendi ekibinize, kendi özel hayatınıza uygun yöntemleri, ritüelleri, farkındalığı, bilinçli yaklaşımı hayatınıza geçirmekle ilgili bir şey zaman yönetimi. İki güzel soru var. Bunları da havaya atıp devam edeceğim. Bir zamanımızı neye harcıyoruz? Yani biraz önce bahsettiğim bu kategoriler açısından nereye harcıyoruz? İkincisi de zamanımızı nasıl harcıyoruz? Yine e, açılış konuşmasında da duyduk. Evet, devam ediyorum. Nasıl harcamamız tarafı da özür dilerim bu e, aksaklık için. Nasıl harcadığımızı da sorduğumuz zaman şurası geliyor. Ne kadar odaklı harcıyoruz zamanımıza, ne kadar odaklanabiliyoruz ve bu odaklanma konusuyla ilgili gerçekten çok sayıda sözcükten bahsedeceğim, çok sayıda dokunacağım yer olacak bu eğitim içerisinde. Evet, bu verimlilik sistemiyle ilgili kitabı sol altta görüyorsunuz ve ilk bölümle başlamak istiyorum verimlilik sistemimize. Öncelikle duralım. Niye duralım diyoruz? Şu anda var olduğumuz e, akış içerisinde e, neyi nasıl yapıyoruz? Zamanımızı nasıl harcıyoruz? Bunu görmek çok değerli. Bir de e, zamanımızın harcanması ile ilgili nereye doğru gitmek istiyoruz? Burası da çok önemli. O yüzden nereye gitmek istediğimize karar vermek, durup bir adım geri çıkıp bir duruma bakmak ve nereye gitmek istediğimize karar vermek son derece değerli. Bununla başlıyoruz. E, şöyle bir güzel söz buldum. E, diyor ki e, Herbert Simon bilgi alıcılarının odaklarını tüketir. Bu kadar aşırı bilgi bolluğu odak fakirliği getiriyor. Aslında bu kadar çok etrafta bilgi olması, sürekli bizim gözümüze çarpan uyarıcılar olması odaklanmayı azaltıyor ve gerçekten bu çok kritik. Çünkü iyi yaptığımız işler, etkili yaptığımız işler, yaratıcılığımızı kullan kullanarak yaptığımız işler Odaklanarak belli bir süre çalıştığımız zaman, çalışmamız halinde gerçek olabiliyor. Bundan da bahsedeceğiz. Evet küçük bazı notlar paylaşayım sizle. Mecburiyetlerimizle isteklerimiz arasındaki uçurum artıyor. Bundan şunu kastediyorum. Mecburiyetlerimiz hayatımızı alıp götürüyor ve biz hep o mecburiyetlerle beraber yaşıyoruz. Fakat o isteklerimizle ilgili bazen bağı kaçırıyoruz. Burada küçük püf noktası şunu verebilirim. ...mecburiyetlerim ya da yakın dönem ihtiyaçlarım ve isteklerim diye iki ayrı liste yapmanızı öneririm. Bu listeleri arada bir karşılaştırmanızı öneririm. İş yerinde yapılan bir çalışmaya göre ortalama her üç dakikada bir rahatsız ediliyoruz. Ortalama her üç dakikada bir rahatsız ediliyoruz. Ya cep telefonunun sesi çıkıyor, ya bir yerden notifikasyon uyarıcı geliyor... ...ya bir arkadaşımız geliyor bir şey konuşuyor, ya bir e-posta geliyor... Ya WhatsApp mesajı geliyor, artık siz de bunu e, tahmin edebiliyorsunuz. Her üç dakikada bir rahatsız ediliyoruz. Bu çok kritik. Başka bir çalışmada da şu diyor, bir odaklanmış çalışan bir şey üzerine çalışıyor, bir rapor hazırlıyor, bir yaratıcı ve entelektüel e, gücünü kullandığı bir iş yapıyor ve o sürede rahatsız ediliyor. Bir şekilde bu anlattığım şeylerle ilgili. Rahatsız edildikten sonra tekrar aynı odaklanmayla aynı çalışmaya geri dönmesi yaklaşık ortalama 20 dakika sürüyormuş. O yüzden bu rahatsız edilme ve odaklanma konusunu tekrar tekrar gündeme getireceğim bugün. Her dakika 200 milyon e-posta gönderiliyor dünyada. Ve bütün gün aslında hem spam dediğimiz lüzumsuz e-postalar, lüzumsuz uyarıcılar hem de gerçekten bize değer katma ihtimali olan uyarıcıları bir arada toplandığımız zaman dikkatimiz aslında saldırı altında. Burada küçük bir not mutlaka bununla ilgili dokumentasyonlar izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir. Facebook gibi e, benzer siteler diyeyim. Facebook bunun e, sembolü noktasına geldi. Facebook gibi siteler sizin aslında dikkatinizi satıyorlar. Yani siz parmağınızla cep telefonunda Facebook e, içerisindeki akışa bakarken sizin o akışa bakmanızın dikkatini, yani sizin dikkatinizi reklam verenlere satıyorlar. İş modelleri bu şekilde kurulmuş. O yüzden aslında baktığımız zaman dikkatimiz sürekli bir saldırı, sürekli bir Mücadele, rekabet altında. Evet yapılan başka bir çalışmada iş yerinde çalışanların yaptıkları işlerin yarısının şirketin hedeflerine hizmet etmediği tespit edilmiş. Burada da gerçekten e, nereye gitmek istiyoruz hedefimiz ve yaptığımız işlerin ona uyumuyla ilgili bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ortalama bir çalışan günde 3 saatini odaklanamadığı için kaybediyor. Bu da çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir verimlilik anlamı da var. E, Finansal anlamı da var aynı şekilde. O yüzden bu rahatsız edilme, verimli çalışma ve odaklanma ile ilgili dikkatinizi çekmek istedim burada. Evet, verimlilik ve zaman yönetimi ile ilgili hedefimiz nedir? Önce bununla başlamak istiyorum. Bakın şunlar verimlilik hedeflerimiz. Etkinlik, başarı, özgürlük ve verimlilik. Bunların altında neler var bakalım. Şimdi etkinlikle ilgili şöyle bir şey var. Siz... Sistem içinde akıp gidiyorsunuz ve şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Bir işi çok iyi yaptığınız zaman o işin fazlası size geliyor. Bir işi çok iyi yaptığınız zaman o işin fazlası biraz da belki varyasyonlarıyla beraber sizin üstünüze geliyor. Fakat o noktada siz bu yaptığınız işin şirketinizin hedeflerine veya sizin kişisel hedeflerinize uyumuyla ilgili bağlantıyı kaçırabiliyorsunuz. O yüzden etkinlikle ilgili böyle bir not iletmek istedim. Başarı da aynı şekilde başarının tanımıyla da ilgili sıkıntılar olabiliyor. Başarı kriterini hep uzağa koyabiliriz. Yaptıklarımız yani bir patinaj gibi çalışıyoruz, yapıyoruz fakat başarı uzakta kalabilir. Haftada 60 saat çalışan bir bölge satış müdürünün başarı kriteri nedir ve bunun içine girdikçe de aslında e, subjektif bazı kriterler ortaya çıkıyor. Ve şunu görüyoruz. İş hayatımızı yönetir hale geliyor. Bunu çok sık görüyoruz. İş hayatımızı yönetir hale geliyor. Özgürlüklere şimdi dokunacağım. Bunların hepsi de aslında bu verimlilik çalışmalarımızın hedefinin alt dalları diye e, vermek istedim. Özgürlüğe bakalım şimdi tekrar. Birkaç tane özgürlük tipinden bahsedeceğim şimdi. Yani bu istediğimiz verimlilik sistemine ulaşabilmek için ne tür özgürlüklerimiz olmalı? Bir, odaklanma özgürlüğü. Yani hiçbir e-postaya bakmadan, hiç kimse sizi rahatsız etmeden... Cep telefonunuz da kapalı olabilir, internet de kapalı olabilir. Hiçbir ses olmadan, en son ne zaman 30 dakika bir işe odaklanarak bir iş yaptınız, bir e, rapor hazırladınız, bir yapmanız gereken e, sizin için önemli olan şirketiniz için önemli olan bir iş yaptınız. Bunu bir e, düşünmenizi öneriyorum. İkinci taraf anda olma özgürlüğü. Şimdi bir tarafta işler üst üste binip kaydıkça. E, günümüzün başka anlarında da e, odaklanma artıkları deniyor, e, attention residue diyor İngilizce. Odaklanma artıkları sizin kafanızda yer etmeye devam ediyor. Akşam altıda e, ofisten çıktınız, e, eşinizle bir yemek yemek üzere anlaştınız, e, masaya oturdunuz, cep telefonunuzu kenara koydunuz, hiçbir şey etkilemiyor sizi, eşinizle sohbet ediyorsunuz ya da sevgilinizle. O anda ne kadar orada olabiliyorsunuz? Yani arada bir yine eliniz telefona mı gidiyor? Ya da o gün ofiste olan ve henüz bitmemiş bir iş beyninizi mi tırmalıyor? Yani aslında burada özgürleştikçe bu verimlilik sistemi işe yaradıkça odak anda olmakla ilgili de bir gelişme bekleyebiliriz. Bazen de içinden geleni yapmak özgürlüğümüz var, doğru mu? Yani içimizden geleni de yapabilme özgürlüğümüzü sağlamamız lazım. Bu hayat bizim ve çok kısa. Bütün takvimdeki randevularımız birbirine böyle arka arkaya yapış yapış mı geliyor? Arada ne kadar vaktimiz var? Kendimiz için ne kadar vakit ayırabiliyoruz? Bazen de içimizden geldiği gibi davranabiliyor muyuz? Bunun için belki zaman ayırabiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Birçok defalar yaratıcı fikirlerin hiçbir şey yapılmadığı zamanlarda ortaya çıktığı gözlemlenmiş, raporlanmış. O yüzden bazen bir küçük seyahat yaptığımızda, işte memlekete gittiğimizde veya hiçbir şey yapmamak üzere kendimizi rahat bıraktığımızda aslında bazen güzel fikirlerle gelebiliyoruz geri. Buradan da şunu söylemek istiyorum. İyi, verimli, odaklı iyi iş çıkarabilmek için beynimizin, vücudumuzun dinlenmeye, rahatlamaya tekrar Şarj olmaya ihtiyacı var ve bununla ilgili de yine bazı notlarım olacak. O kendini tekrar yenileme nasıl oluyor? Şimdi bu verimlilik vizyonuyla ilgili bir açılış yaptım. Onunla ilgili sizle bir dosya paylaşmak istiyorum. O dosyayı da şimdi tıklayıp size göstereceğim. Artı chat kutusundan da size o dosyanın Google Drive'daki linkini vereceğim. Chat'te tıkladığınız zaman daha sonra da yapabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz bu dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu bir küçük hediye benden size. Bakın şöyle bir şey soruyorum. Bir yıl ileri sarsak ve verimlilikle ilgili zaman, para ve bütçe sıkıntıları olmasa nasıl bir gün, nasıl bir verimlilik düzeni hayal edersiniz kendinizle ilgili? Bunu soruyorum şu ilk bölümde. Daha sonra bu vizyonu üç kelimeyle anlatmak isteseniz bunlar neler olurdu? Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum. Lütfen şu anda düşünmeye başlayın. Bir sene ileri gittik verimlilikle ilgili çok güzel olumlu gelişmeler oldu. İstediğiniz verimliliğe çok yaklaştığınız hatta ulaştığınız bir zaman içindesiniz, o gün içindesiniz. Şu veri, vizyonu üç ayrı kelimeyle anlatmak isteseniz nelerle anlatırdınız? Lütfen onu şu anda düşünmeye başlayın çünkü birazdan Mentimeter'a geçip onu size soracağım. Evet, burada aynı zamanda bu dosyanın alt tarafında bakın bir örnek doldurdum kendim e, düşünerek ve mesela e, bu vizyonu üç kelimeyle anlatmak için dengeli, rahat ve geliştirici kelimelerini kullandım. Sizlerden hangi kelimeleri kullandığınızı e, birazdan soracağım. Evet, şimdi dönelim Mentimeter'a. Evet, şimdi dönelim Mentimeter'a. Evet. Verimlilik vizyonunuzdaki kelimeler neler olurdu? Yani e, gerçekten verimliliğiniz çok daha üst seviyeye çıktığı zaman odaklanmanız Hayatınızı nasıl tanımlardınız demek istiyorum. Birkaç kelimeyle, orada üç kelime istiyorum formda. Birkaç kelimeyle Mentimeter'dan paylaşır mısınız? Evet, sizler yazdıkça biz de ekrana bakacağız ve ona göre devam edeceğiz. Evet, çok güzel. Burada güzel kelimeler bekliyoruz tabii. E, vizyonla ilgili gelişme sağlandığı zaman, bir sene diyor bu daha az olabilir, daha çok olabilir. Nasıl bir gelecek vizyonu, verimlilik vizyonu Öngörüyorsunuz evet işinde gücünde tatminkar planlı rahat sorunsuz çok güzel ee, akıcı yeni bir iş aşk harikulade huzur hızlı aydınlanmış yaratıcı zamanında her şey evet gelişim içinde olan mutlu olan ne kadar güzel konforlu diyen bir arkadaşım var evet çok güzel. Sabır, uyum ve düzen demiş bir arkadaşım. Ne kadar güzel, çok beğendim gerçekten. Evet, yazmaya devam ediyorsunuz. Görüyoruz hep birlikte. Evet. Düzen ve disiplin demiş bir arkadaşım. Demek ki oraya doğru gitmek istiyor vizyon olarak. Tahmin edilebilir. Harikulade, çok güzel. Evet, motive olmuş, motivasyon demiş bir arkadaşım. Mükemmel demiş, paralı demiş. Aydınlanmış demiş bir arkadaşım. Evet. Konfor alanının dışına çıkmış. Çok güzel, çok güzel. Evet, akıcı. Gelişim içinde huzurlu, rahat, başarılı, sabırlı, paralı, doyumlu, huzurlu, enerjik. Bunu da çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Mutlu, uyumlu, düzenli, özgürlük, sağlık, para, çalışmak hızlı ve zamanında demiş. Çok güzel. Harikulade. Gerçekten çok teşekkür ederim katılımlarınız için. 77 cevap geldi ee, ne kadar güzel çok teşekkür ederim katılımınız için bu e, dosyayı da dediğim gibi bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu link üzerinden lütfen yazmaya devam edin bir dahaki sorudan önce yine bakarız orada neler yazdığınıza şimdi bu verimlilik vizyonunu çizdik değil mi bir sene sonra verimlilikle ilgili istediğim her şey olsa şöyle bir hayatım olurdu diye yazdık bununla ilgili temel 3 e, kelimeyi belirttik hatta orada birkaç soru daha var onları da yazabilirsiniz Sonra yolumuzu çizelim. Oraya giden yolu nasıl çizeceğiz? Neler yaparak o verimlilik e, vizyonuna ulaşacağız? Ona bakalım biraz. Şimdi e, hedefe giden yolu değerlendirirken kriterlerimizi iki kriter olarak koyuyorum ve ona göre bir tabloyla bunu size açıklamak istiyorum. Birincisi tutku. İşle ilgili istekli, sevgi dolu, aşk içinde olmak, tutku duymak kendimden örnek vereyim. Şu anda yaptığım her şeyi tutku içinde yapıyorum. o yüzden de çok şanslı hissediyorum kendimi gerçekten. İkinci taraf ustalık. Bir konuda becerikli, yeterli olmak ve bunu sonuçlara yansıtabilmek. Tutkulu olmak ve usta olmak. Bunları kriter olarak kullanacağız verimlilik vizyonu içerisinde o istediğimiz yere ulaşmak için. Evet. Yine bir beyefendi Oliver Burkeman demiş ki en sonunda hayatımız bittiği zaman ne olmuş olacak? Acaba dikkatimizi verdiğimiz şeylerin bir toplamı mı? Evet, bir grafikle sizi tanıştırmak istiyorum. Bakın, yukarıda tutkulu var, aşağıda tutkusuz. Sol taraf beceriksiz, sağ taraf usta. Beceriksiz usta alanı var. Tutkulu tutkusuz alanı var. Evet, bakalım ilk gruba. Bir iş var önünüzde. Hem tutkunuz yok, hem de beceremiyorsunuz. Bu alan Angarya alanı. Takdir edersiniz bu alandan kaçınmamız lazım nasıl kaçınacağız onlardan bahsedeceğim. İki işle ilgili ustasınız fakat ilgi fakat tutkunuz çok düşük ya da tutkunuz düşük tarafta negatif tarafta buraya ilgi yoksunluğu alanı diyoruz İlgi yoksunluğu alanı. Şöyle küçük bir notum var burada bu bölümdeki işler sizin masraflarınızı karşılıyor yani işinizin çoğunluğunu karşılıyor olabilir çünkü insanlar daha çok usta oldukları işleri yapmaları karşılığında iş buluyorlar ya da para kazanıyorlar. Eğer kendinize ait bir firmanız varsa bu da aynı şekilde. Yani usta olduğunuz tarafa doğru giden bir akış var. Üst tarafta bakın tutkulusunuz bir işe karşı fakat beceriniz düşük. Burada da örnek veriyorum. Işte Bilardo oynamayı çok seviyorsunuz, bayılıyorsunuz. Fakat belli bir seviyedesiniz Bilardo'da. Yani beceri seviyeniz belli bir seviyede. Turnuvalara girecek kadar olmayabilir. Orası da oyalanma alanı oluyor aslında sizin için. Şöyle de bir notum var. Burada farkında olup olmamak çok önemli. Yani tutkunuz yüksek, tamam. Ama becerinizin yeterli olmadığının farkında mısınız? Bununla ilgili geri bildirim alıyor musunuz? Bu da çok önemli. Evet ve son alanımız istenen alanımız. Yani hem tutkulusunuz hem de ustasınız. Bu bugünkü eğitimin temelini oluşturan verimlilik sisteminin en temel mesajı bu sayfada diyor diyor ki bu sistem ve ben de size bunu diyorum ki bugün bütün hayatınızdaki yaptığınız işlere bu tablodaki alanlar açısından bakarak istenen alanda bulunduğunuz, yaptığınız işlerin sayısını, süresini en fazlaya götürecek bir bilinç ve farkındalıkla takviminize ve planlamanıza bakmanız buradaki temel öneri. Evet bakın neler olabilir. Burada daha azla aslında gerçek verimlilik burada oluyor. Daha azla, usta olduğunuz için, daha azla, daha az zamanda daha verimli işler yapabiliyorsunuz. O yüzden istenen alanı en fazlaya çıkarmak, diğer üç alanı en aza indirmek verimlilik sisteminin temel prensibi. Neler olabilir? Bakın, ilgi yoksunu olduğunuz bir alanda yani tutkusuz olduğunuz bir alanda tutkunuzu arttırabilirsiniz, ilginizi arttırabilirsiniz. Bu bir yol olabilir veya oyalanma alanında ustalığınızı, becerinizi arttırabilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz, çalışabilirsiniz ve istenen alana doğru hareket edebilirsiniz. Veya angarya alanında iki yöne doğru da gidip gidiş olabilir. Yani tut ustalık da artabilir, tutku da artabilir. E, i̇ki yöne doğru da gidiş olabilir. Ben kendimden örnek vereyim. En son çalıştığım büyük firmada e, Kendimi usta pozitif tarafta görebilirdim. Çünkü 20 yılı aşkım bir tecrübeyle belli olarak bildiğim, iyi bildiğim bir işi yapıyordum. Ancak tutkum düşmüştü son yıllarda. E ben ne yaptım? Yeni bir planlama yaptım. Yeni bir kariyer oluşturdum. Önce bence ilgi yoksunluğu alanından şuraya doğru şöyle hani e, tutku yüksek fakat ustalık o kadar da yüksek olmayan alanlara doğru şuraya doğru geldim. Hatta şu tarafta bile olabilir. Ve zaman içerisinde ustalığımı da arttırıyorum. Bu uzun bir yolculuk tabii. Belki şu anda yine tutkum çok yüksek. Şuralara doğru gelmiş olabilirim. Bu da hiç fena değil. Ee, diyeceğim o ki hayat içerisinde burada değişik alanlarda akışlar olabilir. Ve tekrar söylemek istiyorum. Temel mesaj istenen alanımızda geçirdiğimiz zamanı arttırmak. Ve orada geçirirken zamanı odaklanmak. Böylece az zamanda en fazla işi, en etkin işi yapmış olma imkanımız olacak diğer taraflarla ilgili de çeşitli stratejiler var onları sizlerle paylaşacağım Evet şimdi bir yine Mentimeter'a dönmek istiyorum çok güzel burayı tamamladık şuraya dönmek istiyorum şimdi burada üç ayrı noktayı işaretleyebilirsiniz şimdi bir verimlilikle zaman yönetimiyle ilgili engelleyen engelleyen inanışlarımız var. Bizim beynimizde sürekli dönen dolaşan. Siz de bunların hangilerini kendinize söylüyorsunuz? Hangileri sizin için bir engel teşkil ediyor? Bunu soruyorum. Burada 7 tane var. Bunun 3 tanesini işaretlemenizi rica ediyorum. Size en uygun gelen ya da en çok kendinize söylediğiniz ve daha sonra da neden bu engelleyen cümleleri söylemememiz gerektiğini, neden bunların yerine Farklı cümleleri söylememiz gerektiğini söyleyeceğim ve o farklı cümleleri sizlerle paylaşacağım. Şunu şunu biliyoruz: Beynimize belli aralıklarla bir konuda inanmış bir şekilde belli şeyleri söylersek, beynimiz kendi içerisinde bunu bir demlenme sürecine alıyor ve bununla ilgili inancını geliştiriyor. O da inanmaya başlıyor. Bir hedef var mesela. Bu hedefi görsel hale getiriyorsunuz. Bu görsel hale getirdiğiniz zaman beyin buna inanıyor ve henüz olmamış hayali görselinizle gerçek hayatta içinde yaşadığınız görseller arasındaki farkı eritiyor, birbirinin içine sokuyor ve bazen o hedefe ulaşmışsınız gibi davranışlar yaratmanızı sağlıyor. O yüzden aslında bu bir kandırmak değil, iyi niyetli o vizyonu, gitmek istediğiniz vizyonu beyninizle tanıştırmak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ve dengeli yanıtlar geldi. Çok sağ olun. En fazla bakın yeteri kadar vaktim yok. Evet. Koşullarım uygun değil ki böyle bir hani verimlilik ve zaman yönetimi çalışması yapmak için. Üçüncü olarak da iki seçenek beraber gelmiş. Disiplinli değilim ve zamanımın hakimi değilim. çok güzel yanıtlar geldi. Çok teşekkür ederim. Böyle dağılması bana enteresan geldi. Hemen hızlıca slayta dönüyorum ve hızlıca üstünden geçiyorum. Bakın Yeteri kadar zamanım yok. En çok gelenlerden bir tanesiydi. Şöyle bir şey derseniz, benim için en önemli şeyleri başarabilecek zamanım bol bol var. Farkı herhalde duyuyorsunuz. Benim için en önemli şeyleri başarabilecek zamanım var. Disiplin, bu bunu yapmak için istenen alanımda çalışmak için aslında çok yoğun disipline ihtiyacım yok. Sadece bilinçli olarak, çaba, bütün faaliyetlerimi o istenen alana doğru götürmem gerekiyor. Zamanın hakimi ben değilim. Tamam, birçoğumuz birçok şeyi başkalarının bizden istemesiyle yapıyoruz. Kontrol edebildiğim zamanı en etkili kullanma becerisine sahibim. Kontrol edebildiğim zamanı en etkili bir şekilde ben kullanabiliyorum. Doğuştan gelen verimlilik buna fazla prim vermediğiniz seçeneklerde o yüzden çok önemli değil. Zaman yönetimi bence öğrenebilir, öğrenilebilir bir beceridir. Çok net bence. Daha önce denedim olmadı. Başka bir şey deneyerek olabilir. İçinde olduğum koşullar şu anda bana imkan tanımıyor ama bu geçici. Mazeret içinde mazeret. Ben buna pek inanmıyorum. Başka koşullarda da hayatımın önüne geliyor. Eğer birisi diyorsa ki ben bunu çok beğendim, çok istiyorum ama şu anda koşullarım geçerli değil. Bunu daha çok mazeret tarafında değerlendiriyorum açık söylemek gerekirse. İlerleme sağlamak ve adım atmak için koşullarımın değişmesini beklemek durumunda değilim. Çünkü koşullarımız sürekli değişiyor. Örnek veriyorum bir yatırım yapılacak bir şirkete deniyor ki işte bir taşınmayı tamamlayalım, bir Ocak ayı bitsin, bir şu anket tamamlansın, bir şu görevlendirme bitsin. Ben de diyorum ki bir süre sonra geldiğimiz zaman o koşulların daha farklı versiyonları her zaman önünüzde olacak. ile aram pek iyi değil. Bunu da zaten çok fazla kullanmıyorsunuz. Çok karmaşık olmadığını söylemek istiyorum burada. ile aram iyi değil. Bunu beceremem demek çok çok anlamlı değil. Evet tekrar dönelim bakalım. Evet 54 kişi yanıtlamış. Çok teşekkür ederim. Evet 25, 24, 19, 18 diye yüzdeler dağılmış oldu. Çok güzel. Evet şimdi bu en başta size kaç günlük işiniz var diye sormuştum hatırlarsanız. O işleri hatırlamanızı rica ediyorum. Ortalama 4 gelmişti. Bende de 4 tane var ne güzel tesadüf oldu. Bakın bir iş mesela çeyrek raporunu hazırlamak. E bununla ilgili tutku duymuyorum ama ustayım. İyi yapıyorum bu işi. İlgi yoksun alanımda. Bilardo oynamak, tutkuluyum ama çok usta değilim, e, O yalanıyorum orada. Yeni iş ortakları araştırmak, yaptığım işle ilgili. Bakın hem bunda tutku hissediyorum, tutku duyuyorum, seviyorum bunu yapmayı. Hem de ustayım, yani bütün ipleri birbirine bağlamayı seviyorum. Şirketleri araştırmayı seviyorum, onlarla konuşmayı seviyorum. Burası istenen alan. Ve her sabah e-posta cevaplamak, e-tutkum da yok, çok ustalığım da yok. E, bu bana biraz Angarya gibi geliyor. Bu sadece bir kaba örnek. Yine aynı şeyi söylüyorum. Benim burada verdiğim örneklerin bazıları sizin hoşunuza gitmeyebilir. Olur mu böyle şey diyebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ee, acaba sabah kalkıp o günlük e, listenizi yapıyorsunuz ya. O günlük listenize bir sütun tutku, bir sütun ustalık ekleseniz onlara şöyle bir tikleseniz acaba nasıl olur? Çok merak ediyorum. Bunu da size bir ek e, küçük püf noktası veya bir küçük eylem olarak iletmiş olayım. Şimdi dedim ki bu odaklanmaya ulaşmak, iyi iş çıkarmak, e, rahatsızlıklardan e, etkilenmeden verimli iş sonuçları çıkarmak, yaratıcılığı yaratıcı bir iş yapıyorsanız yaratıcılığınızı göstermek, geliştirmek için beynimizin, vücudumuzun tazelenmesi, kendini tekrar geliştirmesi, tekrar pilleri doldurması gerekiyor. Bunların yolları ile ilgili küçücük bir slayt hazırladım. Sadece bunu paylaşıp geçeceğim. Her biri ayrı konular ve tabii ki ben bunların uzmanı değilim. Fakat e, önemli olduklarını e, paylaşmak istiyorum sizlerle. Uyku söylemeye gerek yok. E, günde 5 saat uykuyla ben çok iyi verimlilik sistemi kurarım. Lütfen demeyiniz. E, i̇htiyacımız kadar uyumak çok değerli, çok önemli. E, derin uyumak, kaliteli uyumak çok önemli. Bununla ilgili çok sayıda e, şey var, kaynak var. Dilerseniz araştırabilirsiniz. E, Türkiye'de çok yaygın değil. Fakat öğlen arası veya öğlenden yemekten hemen sonra kısa bir uyku, işte İngilizce nap, kısa bir uykuyu çok öneren uzman veya kitaba rastladım açıkçası. E, pek yaygın değil bizim ülkemizdeki şirketlerde. Ben hani büyük firmalarda çalıştım, farklı ortamlarda. Bilemiyorum burada beni dinleyen 134 kişi ne kadar güzel. Sizlerin şirketinde durum nasıldır, nedir gerçekten bilemiyorum. Fakat bunu öneriyorlar. Çok yaygın ve gerçekten Öğleden sonraya bizi tekrar canlı ve enerjik şekilde yönlendirebilecek 20 dakikalık bir uyku çok faydalı diyorlar. E, Yemeğiyle ilgili hiç konuşmayayım ben. Çünkü herkes çok benden çok daha fazla biliyor. Mutlaka izliyorsunuz. E, su, suyun önemi altı çiziliyor. Öğle yemeğini kaçırmamanın altı çiziliyor. Ve paket içinde olmayan doğal e, besinleri tüketmenin önemi söyleniyor. Hareket etmek burada ben e, dürüst olayım istediğim noktada değilim. Hareket ettikçe enerjimiz artıyor, hareket ettikçe kendimizi daha iyi hissediyoruz. Zorluklara bakışımızı olumlu etkiliyor. Hele isterseniz kulağınıza e, sizi motive edecek ya çok sevdiğiniz bir müzik ya da yine motive edecek bir e, metin okuyan biri varsa e, onlara da ulaşabilirsiniz. E, gerçekten çok faydası oluyor. Dediğim gibi benim burada çalışmaya ihtiyacım var. Bağlanma derken şundan bahsediyor. Hangi insanlarla bağ kuracaksınız? Kimleri hayatınıza alacaksınız? Kimlerle birlikte olacaksınız? İnsani bağ bütün bu enerjiyi toplamamız açısından son derece değerli. Özellikle işte ileride şimdi göstereceğim bir form var. O formda diyor ki bu hafta kimle bağ kuracaksın mesela? Eğlence mutlaka hayatımızda olmalı. Sonuca takılmadan yaptığımız işler, eğlenceler, oyunlar ve hobilerimizi bu kategoride değerlendiriyoruz. Yansıtmanın öneminden bahsediliyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Bir iki örnek vereceğim. Bir kitap okuma ayrı böyle herkesten ayrılıp istediğiniz sevdiğiniz roman olabilir, işle ilgili olabilir bir kitap okuma. Günlük yazma, bunu çok öneriyorlar. Ben şu anda haftalık düzende devam ediyorum, ama günlük olarak da gidilebilir. Meditasyon ve dua etme de bunlar da son derece faydalı, tazelenmemize destek olan eylemler. Bağlantıyı kesmeyi atlamayayım. O da şu. E, haftada belli bir zamanı ayırıp cep telefonunu kapatıp, telefonu kapatıp, interneti kapatıp e, yanımıza bir çay kahve e, eşimizle, e, evladımızla bir sohbet ortamı tamamen fişi çekme ortamı yaratabiliyor muyuz? E, yaratsak nasıl olur? Ne kadar anlamlı olur? Bunu da e, gerçekten öneriyor e, okuduğum kaynaklar, e, aldığım bilgiler. Evet, buradan bir Duralım kısmını bitirmiş olduk yani bir durduk kendimize baktık hangi kritere göre hedefimize varacağız ona baktık bir sene sonra vizyonumuz nasıl olsa bizim için çok iyi olur ona baktık şimdi ikinci bölümde kesmeyle devam ediyorum elimine etmek otomatize etmek delege etmek özür diliyorum üçü de yabancı dil kaynaklı Türkçelerini birebir bulamadım eğer sizin bir fikriniz varsa lütfen çete yazınız bir dahaki sefer onları kullanmak isterim elimine etmek yok etmek yok saymak aslında. E, otomatize etmek, evet ritüelleştirmek, otomatik hale getirmek, delege etmek, görevlendirmek ama tam görevlendirmek tutmuyor. E, biraz başka bir anlamı da var. Buradaki mesaj şu, e, bu istenen alanınızın dışındaki diğer üç alanla ilgili işleri bunların hangisiyle daha az süre alır hale getirebilirsiniz? Bakalım beraber. Steve Jobs demiş ki, yaptıklarımız kadar yapmadıklarımıza da gurur duyuyorum. Yani aslında bir şey yapmaya karar verirken yapmamayı seçiyorsunuz ve bir şey yapmamaya karar verirken aynı anda aslında başka bir şey yapmayı seçiyorsunuz. Bu ikisi birbiriyle sürekli ilişkide olan kavramlar. Çünkü bir bir kıyas var. Birisini seçerken birisini seçmemiş oluyorsunuz. Şimdi birkaç Böyle adımlı slaytım var sizle paylaşmak istediğim. Dediğim gibi aynı şeye geri dönüyorum. Bunlar önerilerdir. Bunlar bazıları benim kullandığım e, işe yarayan, bazıları da henüz kullanmadığım şeyler. E, alıp kullanmak işinize yararsa hayatınıza geçirmek e, sizde. Orada top sizde. Ben paylaşmakla yükümlüyüm burada. Şimdi bakın gereksiz aktiviteleri takvimden kaldırmak. Şimdi bakıyoruz e, gereksiz aktiviteleri takvimden kaldırdığımız zaman belli bir zaman elimizde kalacak ve bunun da e, bilinçli harcanması yani istenen alanda harcanması halinde daha verimli, daha iyi iş çıkaran bir e, takvime kavuşabiliriz. Evet, zaman dinamiklerini anlamakla başlamak lazım. Yine açılış konuşması bu konuda çok doğruydu. Zaman sabit. Zamanın sabitliğini diyeyim, değiştiremiyoruz. Hepimiz için 24 saat. Aslında her evet değişimizde bir hayır, her hayır değişimizde de bir evet diyoruz. Bunun bilincinde olmak çok önemli. E, ...bu açıdan verdiğiniz birçok kararda aslında sizler veriyorsunuz bu kararları. İkinci de planlamada bir takas var. Bunun farkında olmak önemli. Bir davet var. O davete evet dediğiniz zaman aslında başka bir şeye hayır diyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Aynı şekilde o e, tabloya baktığınız zaman... E, ...oyalanma... E, e, ...Angarya oyalanma ilgi düşüklüğü. Bu üçüne baktığınız zaman ve istenen alana baktığınız zaman... Bir şeye evet dediğiniz zaman acaba hangi alandaki bir aktiviteye evet diyorsunuz? Bunun farkında olursanız ondan sonraki stratejilerinize bir iki örnek daha vereceğim. Söz verirken filtreleme aslında istenen alanımızın dışındaki bütün alanlar elimine edilme alanları, adayları. Yani aslında bu diğer üç alan, demesaydım üç alan elimine edilesi alanlar. Yapılmayacaklar listesi, birazdan yine Mentimeter'dan size yapılmayacaklar listenizi soracağım yaklaşımınızı değiştirmekte fayda var. Bazı rutin sürekli yaptığınız işlerde ya yani bu işi hep ben yapıyordum diyorsunuz ama yine aynı şeyi söylüyorum. O grafiğe göre istenen alanda mısınız bu sürekli yaptığınız işlerde? Acaba başka nasıl alternatifleriniz olabilir? Yeni isteklere hayır diyebilmek. Bununla ilgili de bir akışım var. Onu paylaşacağım şimdi size. Hayır demek aslında kaba olmak, düşüncesiz olmak veya başımızı derde sokmak değildir size uygun şekilde hayır diyebilmekle ilgili de bir önerim var. Evet, şimdi burada ilk bölümde yeni isteklere uygun şekilde hayır diyebilme noktasındayız. Örnek veriyorum. İş yerindesiniz. E, takviminize bakıyorsunuz. Birçok toplantı var. E, yoğun bir çalışma düzeni içindesiniz. Bazen mesaiye kaldığınız oluyor. Ve size e, şirketin Başka bir alanında, sizinle ilgili olmayan bir alanında bir çalışma grubunun içinde yer alıp orada işte duruma göre bazı fikirlerinizi paylaşmanız istendi. Tabii ki bunun arka planında başka sebepler, başka stratejik şeyler olabilir. Onu bir kenara koyuyorum ve siz bununla ilgili ya yani dediniz ki bu benim bu istenen alanıma düşmüyor, bu benim ilgi yoksunu alanımda yani biraz ustalığım olabilir ama tamamen ilgim olmayan bir alan. Acaba bunu nasıl uygun şekilde? Reddedebilirim ya da hayır diyebilirim. Ona bakalım. Kaynaklarımız sınırlı. Kendiniz ve diğer insanlar için kaynaklarınızın sınırlı olduğunu netleştirmekte fayda var. Yani e, sınırlı zamanımız var, sınırlı enerjimiz var, sınırlı bütçemiz var. Bunu sadece siz kendinize söylemeyin. E, diğer insanlar da bilsin. Yani onu da e, paylaşın. Size kim ulaşabiliyor? Bunu da sınırlamakta fayda var mümkünse. E, eğer siz bunu yapmazsanız, eğer takviminiz açıksa, her yeri açıksa ve isteyen istediği yerden sizden zaman alabiliyorsa o zaman bayağı takviminizi siz yönetmiyorsunuz demektir. Ve ekip lideriyseniz ve ekibiniz çok sık size geliyorsa yani çok sık size ya soru soruyorlar ya çözüm istiyorlar ya onay istiyorlar o zaman oradaki e, iş yapma ve delegasyon noktalarında sıkıntı olabilir. Onların da bazılarıyla ilgili e, önerilerim ya da delegasyonla ilgili ayrı bir bölümüm var. Oraya da bakabilirsiniz. Sizin için takviminiz hayır desin. Yani takvimde belli saatlerde kendinizle toplantılar koyun. Yani örnek Çarşamba günü 2-3 arası e, önümüzdeki dönemde e, hangi müşterilere gideceğim, hangi stratejik adımları atacağım, bununla ilgili oturup odaklanmış bir çalışma yapacağım diye orayı bloke edin ki orayı başkası toplantı alacak şekilde gelmesin, sizin zamanınızı odaklanmış zamanınızı almasın. Şimdi Biraz da kültürel tarafımız var. Hepimiz hani e, Akdeniz kültürüyüz, Türküyüz. Türk e, Birbirimize iyi davranmayı seviyoruz. Şunlar oluyor. E, bu biraz bahsettiğim şekilde aslında yapmak istemediğiniz size çok uygun olmayan fakat sizden istenen bir iş olduğu zaman önce karşıdakini yani bir ihtimal karşıdakini kırmamak için hayır diyoruz. Hayır yerine evet diyoruz. Çok pardon. Karşıdakini kırmamak için hayır yerine evet diyoruz ve kendimizi belki yıl boyunca 10 saat, 12, 15, 20 saatlik bir e, angajmanın içinde buluyoruz. Yani girip hiç konuşmayacağımız toplantılarda oturmak gibi bir şeyin içinde tutuyoruz. Bunu da karşımızdakini kırmamak için yapıyoruz. Bazen bu müdürümüz de olabilir. Biliyorum orada başka duyarlı e, şeyler de ortaya çıkabilir. İkinci şey karşımızdakini tersler gibi hayır diyoruz. Bu çok yaygın değil ama bazen olabilir. Burada e, yani hayır diyoruz ama hayırı uygun söylemediğimiz için karşı taraf kötü hissediyor ve ne bileyim başka olumsuz sebepleri olabilir. Üçüncüsü de bence biraz daha kötü. Hiç cevap vermiyoruz. Bu da absürt bir şey. Çünkü birisi sizden bir iş soruyor, cevap vermiyorsunuz. O zaman bir süre sonra kızıyor, tekrar soruyor. O zaman siz de ona başka şekilde kızıyorsunuz. Belki ikinci seçeneği yapıyorsunuz. Tersler gibi hayır diyorsunuz ve o olay birbirini kötüye götürüyor. Veya sizin müdürünüze gidiyor. Diyor ki ya işte ona bir iş istedim, cevap vermedi. Nasıl yapalım işte falan. O bu sefer müdürünüz size geliyor. Diyor ki ya senden bir iş istenmiş niye böyle oldu? Yani istemediğiniz diyaloglara doğru gidiyorsunuz bu durumda. Benim gördüğüm işe yarayan bir model var. Evet, hayır, evet modeli. Şimdi onu size göstereceğim. Son olarak da burası da önemli bence. Yanlış anlaşılma ihtimalini kabullenmek lazım. Bazen bunu yaparken siz hayal kırıklığına uğrayanlar olacaktır. İlla ki olacaktır. Bunu da kabul etmekte fayda var. Yani herkesi her an mutlu edemezsiniz. Kimi bir tık mutsuz edeceğinize de sizin karar vermeniz doğru olur. Bunu da bilinçli yapmakta mantık var bence. Yani şöyle düşünelim Bir bahçe var çitleri var o çitleri açarsanız her hayvan girebilen her hayvan istediği gibi girer istediği bütün bitkilerinizi bahçenizi yağmalar. Siz ama o çitin yüksekliğini ayarlayarak kimin girip kimin giremeyeceğine karar verebilecek noktada olursunuz ve bitkilerinizin gelişimi için, sizin için en doğru seçimi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kırmadan hayır diyebilmek yaklaşımına bir bakalım. şöyle bir şöyle bir senaryo üzerinden yaptım bu slaytı. bir yatayınız veya bir çalışanınız bir rapor hazırlamış önceki üç ayla ilgili ve sizden hafta sonu içinde bu raporu e, okuyup ona geri bildirim vermenizi istiyor. Siz de tekrar bunu düşündünüz, değerlendirdiniz ve bunun sizin istenen alanınızda olmadığına karar verdiniz ve bunu uygun bir dille hayır demek istiyorsunuz. Fakat sadece hayır demek yeterli değil. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bir Ratu, raporu zamanında hazırladığın için çok teşekkürler. Projemizin başarısı için bu çok değerli. Yani yaptığın işi görüyorum, takdir ediyorum. Yatayınız da olsa, ekibinizden biri de olsa bunu söylemekte fayda var. İki, ne yazık ki bu hafta sonu raporu ayrıntılı okuma ve sana geri bildirim verme şansım başka sözlerimden dolayı mümkün olmayacak. Temiz, net, hiçbir yargı yok, aşağılama yok. Net bir ifade. Ve en sonunda diyorsunuz ki, ancak sana süreçte, yani bu raporun final hale, son haline gelmesindeki süreçte yardımcı olabilecek iki önceki raporu ve raporun check listesini paylaşmak isterim, paylaşabilirim. Ne dersin? Bu da e, William Uren'in The Positive of a, the Power of a Positive No kitabından e, severek okumuştum. E, herhalde yine mesajımı iletebildim. Öncelikle olumlu dönüş takdir, sonra e, net, nötr temiz bir şekilde yapamayacağınızı ve neden yapamayacağınızı ifade etmek. Üçüncü olarak da bu işin yapılması ile ilgili yardım elini uzatmak, tekrar evet demek, tekrar bir referans vermek, tekrar bir yardım etmek, tekrar bir link vermek veya başka bir arkadaşınızın bunu yapmasıyla ilgili yardımcı olmak işi isteyen kişiden. Evet, sandviç başka şekillerde de kullanılıyor. Biraz daha geri beslemede kullanılır sandviç. Bahadır Dener yazmış, teşekkür ederim. Doğru, benziyor. Bu biraz daha farklı. Evet, bu bir sonraki aşaması. Burada da şöyle bir şey olmuş. Bir süre önce siz bir işle ilgili evet demişsiniz. Yani tamam yaparım demişsiniz. Yani bir komite var. O komiteye girip otururum. Görüşlerimi bildiririm demişsiniz. Fakat şimdi tekrar düşündüğünüz zaman o sizin istediğiniz alan içerisinde değil. Yani tutkulu ve becerikli değilsiniz ve işin güzel tarafı sizin yerinize oraya e, tutku duyacak e istekle gidecek ve daha fazla katkı verecek. Başka insanlar olduğunu da düşünüyorsunuz. Var öyle insanlar. Böyle durumlar bence çok olabilir. Bu durumda ne yapmanız lazım? Onu adımlayalım hemen. Birincisi sorumluluk almak önemli. Çünkü daha önce evet demişsiniz. E, belli bir şeye evet dedikten sonra sürecin tam ortasında ay pardon ben yapmıyorum demek doğru değil. E, güveni azaltır. Sizin söylediğinizle yaptığınızın arasındaki makası açar. Liderken bunu yapıyorsanız kötü örnek olur, hiç hoş değil. Şöyle diyebilirsiniz: Bu işi aldım, ancak sonradan benim yapabileceğim bir şey olmadığını gördüm. Aldım bu işi, kabul ediyorum. O yüzden diyorsunuz ki bana güvendiğiniz ve bu işi bana verdiğiniz için işi isterseniz ben sonuna kadar götürebilirim. Tabii ki yani iş almışsınız zaten. Ancak diyorsunuz ki bu işi benden daha hızlı ve etkili yapabilecek ve projeye daha farklı, daha iyi katkı verecek, daha fazla katkı verecek kişiler olabilir. Üçüncü aşamada işi sizin yapmanızın diğer taraf için neden en iyi sonuç olmayabileceğini açıklayın diyorum. Yani aslında bu işi isteyene o işin en iyi şekilde yapılması için sizin en doğru kişi olmadığınızı açıklayın diyorum. Ama bakın önceden verdiğim iki madde önemli. Diyorsunuz ki daha önce ben bu işi kabul ettim. Tamam kabul ettim. İstersen sonuna kadar orada olurum. Hiç sıkıntı yok. Çünkü bu benim hani sözümdür. Ve son olarak da isterseniz bu işi yapabilecek daha iyi bir adayı sizinle beraber arayabilirim. Hatta aklımda biri var. İsterseniz onu harekete geçirebilirim gibi. Bu şekilde gittiğiniz zaman daha önceden söz verdiğiniz fakat sizin istenen alanınıza düşmeyen işlerle ilgili uygun bir şekilde onu daha doğru kişilere yansıtma imkanınız olabilir. Yapılmayacaklar listesine geldik. Bu benim hoşuma giden bir bölüm. Bakın neler olabilir? Yapılmayacaklar listesi ve kategoriler vereceğim. Sonra Mentimeter'dan size soracağım yapılmayacaklar listenizi. Yapılmayacak işler. Gündüz Facebook'ta veya Instagram'da gezinmek, hiç konuşmayacağınız, katkı vermeyeceğiniz bir toplantıda oturmak veya daha önce yapılmış bir Excel'i baştan tekrar yapmaya çalışmak. Toplantılar. Mesela bütün toplantı, bütün ekiple bir pazarlama beyin fırtınası toplantısı. Şu anda gerekli mi acaba? Bunu düşünebilirsiniz. Belki daha sonra olabilir. E, kalabalık toplantılar. Toplantılarla ilgili bir bölümüm var bu arada. Hızlıca geçeceğim toplantılarla ilgili yorumlarımı. E, kalabalık top yani 7 kişiden fazla toplantılar e, katılmama eğilimi olabilir mesela. Sonucu belli bir bütçe toplantısı. Yani ikili olarak görüşerek halledebileceğiniz bir şeyi 6 kişiyi toplantı yapıp 2 saat oturmaya gerek var mı? Bunu tekrar sorgulayıp yapılmayacaklar listenizi alabilirsiniz. İlişkiler. Burası biraz zor. Biz dediğim gibi kültürel olarak bu konuda zorlanan insanlarız. Fakat diğer departmandan bir arkadaş tüm enerjinizi alıp götürüyor. Onunla her konuştuğunuzda kötü hissediyorsunuz. Yavaş yavaş ilişkinizi yapılmayacaklar bölümüne doğru alabilirsiniz. Bu sizin hayatınıza da söylemesi zor olabilir ama kalite katabilir. Veya lise ekibinden Mehmet dedim. Kişisel gelişimle ilgili o kadar olumsuz konuşuyor ki benim kendimle ilgili yapmak istediklerimle ilgili bütün e, enerjimi aşağı çekiyor. O zaman onunla olan ilişkimi de yapılmayacaklar listesine doğru alabilirim. Veya fırsatlar. Yeni bir YouTube kanalı açmak olabilir. Bu iyi bir fırsat da olabilir ama yapılmayacaklar listesine de olabilir. Şirketteki yeni projenin ekip lideri olmak beceri açısından uygun değilse o zaman benim yapılmayacaklar listeme girebilir. O zaman hemen şöyle yapalım. Yapılmayacaklar listenize neler yazardınız? Hemen döneyim. Ben bir yürüdüm su içerken sizin yapılmayacaklar listenizi sormak istiyorum. Orada verdiğim örneklerin her birini kullanabilirsiniz. Yani işler, toplantılar, ilişkiler, projeler her birinden istediğinizden örnek yazabilirsiniz. Buyurun sizi bekliyorum. Evet. Evet, bakın. Bakın güzel güzel listeler geliyor bakın. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet, bakalım yazılanlara. Ekranda görüyorsunuz, değil mi? Yani şey yok. Sıkıntı yok. Yazılanları görüyorsunuz herhalde. Sorun yok. Tamam. Eee Gereksiz toplantılar, gereksiz yoğunlaşma, erken kalkmak demiş bir arkadaşım onunla ilgili başka fikirlerim var. Angarya işler çok güzel bakın. Gereksiz telefon görüşmeleri, Whatsapp grupları azaltmak iyi olur. Sosyal medyaya dalmak tamam, oyun, telefon, televizyon. Okunmayan raporlar yazmak ne güzel bunun farkında olmak. Uzun toplantılar, işim olmayan işler çok güzel. Dert dinlemek bazen işe yarayabilir ama kenara alabiliriz. Negatif insanlar evet. Çok güzel. Gereksiz konuşmalar, gereksiz yorumlar, katma değeri olmayan toplantılar, rutin olmayan faaliyetler. Evet, e, yalakalık yapmış yapmak demiş bir arkadaşımız. Anlıyorum, anlıyorum. Boş muhabbetler. Görev tanımına aykırı bir iş. Çok güzel, çok doğru. Sohbet molalarında artış tamam. Bunu toparlayabiliriz diyorsunuz. Tamam, çok güzel. Televizyon, Instagram tabii ki. Evet. Ee, bakalım. Gereksiz notuklar, çok güzel. Gereksiz eğitimler. Tamam, umarım bu eğitim için öyle demiyorsunuz, bunu yazan arkadaşım. Evet. Ee, mükemmeliyetçi olmayı bırakmak demiş bir arkadaşım, çok güzel, çok doğru. Evet. Kendime zaman ayırmak demiş İngilizce olarak, çok güzel. Prosedür işler, tamam. Şikayetçi insanları uzun uzun dinlemek, tamam. Sonucu olmayacak raporlar. Evet. Dedikodular. Çok güzel, çok doğru. İş için kendimi yıpratmam. O da çok güzel, çok güzel yakalamış. Harkulade, Çok teşekkür ederim. Bu yapılmayacaklar listenizi hepimizle paylaştığınız için 63 kişi yazdı. Çok teşekkür ederek dönüyorum. Siz yazmaya devam ediniz lütfen. Bu ekranı da çok güzel bir şekilde oluşturdunuz. Evet. Şimdi otomatize etmek yani yok etme tarafını hallettik otomatize etme tarafına geliyorum biraz hani akıcı olarak hani her şeyin ayrıntısına girmeden sizlerle paylaşmak istiyorum otomasyonda şunları otomatize edebiliyoruz bakın kendimizi otomatize edebiliyoruz template'leri yani hazır kalıpları kullanarak otomasyon yapabiliyoruz süreçleri otomatize edebiliyoruz ve teknolojiyi otomatize edebiliyoruz bunlarla ilgili her biriyle ilgili birer sayfada içinde neler olduğunu neler yapabileceğinizi paylaşmak istiyorum Kendimizi otomatize etmek eşittir ritüeller dostlar ritüeller. Şimdi belli bir işi belli bir zamanda e, sürekli hale getirip yaptığımız zaman o bir şekilde bize yerleşiyor ve e, bir zaman sonra daha otomatize daha e, daha bilinçsiz diyeceğim ama rahat ve etkili bir şekilde yapar hale geliyoruz. Ritüellerden çok bahsedeceğim tam bu sırada bu kitabı da sizle tanıştırmak isterim. Hal Elrod yazarı iki defa hastanede uzun süre kalmış, kaza geçirmiş, artık ayağa kalkamaz denilen bir insan ayağa kalkmakla kalmamış yüz binlerce satan bir kitap yazmış ve bütün dünyada yine yüz binlerce üyesi olan bir Facebook grubu ve uygulayıcıları var. Miracle Morning, Sabah Mucizesi gibi diye bir kitap yazmış ve bu kitapta diyor ki sabahları bir saat önceden başlayarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. Yani bir rutin öneriyor. Ritüel öneriyor. Siz ancak sizin en iyi haliniz olduğunuzda hayallerinize ve başarıya ulaşabilirsiniz diyor ve e, Halin önerdiği o bir saat şöyle bakın ve dediğim gibi bu herkese uymayabilir. Herkes kendi bir saatini veya yarım saatini tasarlayabilir. Sessizlik ve meditasyon 10 dakika. Okuma bir mutlaka kitap okumanın altını defaatle çiziyor çok önemli. 15 dakika okuma. 5 dakika olumlamalar ve farklı bir yaklaşım var. Şimdi bir sayfa sonra ben kendi olumlamamı sizinle paylaşacağım. Neye benzediğini de görebilirsiniz. Görselleştirme. O dediğim gibi e, hayal etmek istediğiniz, gitmek istediğiniz dünyayı görsel hale getirip beyninizin onu görmesini ve aşina olmasını sağlamak. Günlük tutmayı öneriyor. Önceki güne bakmak, ertesi güne bakmak. E, önceki gün iyi olanlar beğendikleriniz, beğenmedikleriniz ya da duygularınız nasıl isterseniz journaling diyor günlük tutma. O da önemli. 5 dakika ve mutlaka spor hareket, 20 dakika yürüyüş veya benzer hareketler vücudumuzun hareketini sağlayacak bir aktivite öneriyor. Bunu her gün bir saat erken kalkarak yapmanız halinde hayatınız değişir. Farklı bir nokta, farklı bir insan olursunuz. Kendinizin kendinizin daha iyi versiyonu olabilirsiniz diyor. Füsun Hanım bunu beğenmiş. Çok sevindim. Umarım deneme imkanı olur. Ben bir yere kadar denedim. itiraf ediyorum. Bir yere kadar denedim. Şu anda yapamıyorum. Başka sebeplerden. Ama bu kenara attım değil. Bu mazeret de değil. Dediğim gibi bu konuda kimse mükemmel değil. Hepimiz bu yolda bir yolculuktayız. Benim iyi becerebildiğim bazı şeyler olduğu gibi henüz tam istediğim yere gelemediğim konularda var tabii ki. Olumlama mektubu. Şimdi e, şöyle bir şey var. Belli cümleleri e, tekrarlayan e, işte CD'ler, e, Spotify'da e, ses dosyaları var. Meditasyon içinde olumlama cümleleri kullanılan çalışmalar var. Bunların hepsini e, önemsiyorum, destekliyorum, hayatımı almaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bazılarında şunu görüyorum. Yani bu olumlama cümlelerini söylüyoruz fakat altını sanki doldurmuyoruz gibi. Yani günlük hayatta elimizde tuttuğumuz eylemlere bağlamıyoruz gibi bir bir izlenimim var diyeyim. İzlenimim var. O yüzden bu kitapta gördüğüm bu olumlama mektubu ve ona bağlı bir akış var. Hatta tam karşımda şu anda duruyor ekran ekranın üzerinde. Bu olumlama mektubunun yazılış biçimini çok beğendim o yüzden onu sizle paylaşmak istiyorum. Neden beğendiğimi de şimdi söyleyeceğim. Şimdi diyor ki birinci paragrafta hayatta belirlediğim bir amaç olan sarı bölümü ben yazdım. Sarı bölümü siz kendi hayattaki amacınız için yazabilirsiniz. Pasif mesela pasif gelirle istediklerimi yapacağım bir hayat diye yazdım. Ulaşmak için kararlılığımı ifade ediyor. Bunun için her gün olağanüstü bir çabayla çalışacağım, buna ulaşacağım. Bunun başka bir yolu yok. Bir kararlılık ifadesi. Bu önemli. Bunu beynimizin duyması. Sözcüklerin ağzımızdan çıkması çok değerli. Bu amaca bağlanmış olmamın sebebi en derindeki e, hedefimi referans alıyor. En derindeki hedefi soruyor ikinci paragrafta. Diyorum ki insanlara faydalı olabilme özgürlüğü kazanmak. Yani istediğim kadar gelirim olup pasif gelirle yaşadığım zaman insanlara istediğim kadar faydalı olabilme özgürlüğüne kavuşmuş olacağım benim varoluş amacım, misyonum bu diyorum örnek olarak. Evet geldik o referanslı noktaya. Bu amaca ulaşmak için bu hafta 5 yeni müşteriyle görüşeceğim ve sonuçlarıma duygusal olarak bağlanmadan elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burası enteresan. Çünkü diyor ki daha önce belirlediğin hedefe ulaşmak için bugün ne yapacaksın? Ya da bu hafta ne yapacaksın? Bunu bir yaz. Ama sonra bunu yaptıktan sonra istediğin başarıya hemen o hafta ulaşamayabilirsin ulaşamazsan da bununla ilgili duygusal olarak bir bağ yaratma. Yani beş müşterimi aradım, biri geri döndü, diğerleri dönmedi. E, ağlıyorum bütün gün. Böyle bir şey yok. Yani o gün beş müşteri arıyorsun, öbür gün beş müşteri daha, daha bir tekrar beş müşteri. Sonra ilk aradıklarından bir müşteri seni bir süre sonra geri arıyor. Sadece örnek veriyorum. Kendi yaptığınız iş için de e, bunu düşünebilirsiniz. Önemli olan, benim için enteresan olan burada e, somut bir eyleme bağlaması, bu yukarıdaki olumlamaları somut bir eyleme bağlaması ve sonuçlara duygusal olarak bağlanmadan elimden gelenin en iyisini yapacağım demez. Ve bunu şu şekilde bitiriyoruz. Misyonuma bu, anlattığım misyonuma bağlayayım ve istediklerime ulaşmayı ailemle birlikte uzun süre dolu dolu bir hayat yaşamış olmayı hak ediyorum diyorsunuz ve bunu e, içselleştiriyorsunuz. Beyninize bunu tekrar ifade ediyorsunuz. O duyuyor bunu, dinliyor, hak veriyor, inanıyor, demleniyor ve bu yavaş yavaş yerleşiyor çok güzel ritüellere devam ediyorum bir başka ritüel çalışma günü başlangıç ritüeli ee, servisle veya aracınızla veya başka bir şekilde ofise geldiniz ilk oturdunuz ee, böyle bir mesela bu bir saatlik bir ritüel bunu örnek veriyorum e, yarım saatlik de yazabilirsiniz e-postaların sıfırlanması whatsapp internet'e bakmak günlük takvime bakmak Haftalık, aylık hedeflerle o günkü hedeflerin bağına bakmak ve o güne ait üç büyük hedefi netleştirmek. O güne ait üç büyük hedef e, kritik burada ve o sabah saatinde ilk başta geldiğimiz zaman bunu yapabilirsek, bu ritüeli yerleştirebilirsek gerçekten güne bakışımız verimlilik açısından daha iyi hale gelebilir. E, daha sonra bu e, kendimizi otomatize etmek, kendimizi otomatize etmek, ritüeller yaratmak ve nasıl otomatik araba kullanıyoruz, bazı şeyleri otomatik bir şekilde yapabilmeyi ifade ediyor. Burada iki örnek verdim, daha farklı örnekler olabilir. E, i̇ş günü, çalışma günü, kapanış ritüeli de var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Mesela o da olabilir. Hafta sonu sabah başka bir tür ritüel yapabilirsiniz, İşle ilgili başka ritüel yapabilirsiniz. Ritüeller yerleştikçe aslında e, verimlilik açısından katkıyla görüyorsunuz. Evet, ikinci bölüm template'ler, hazır kalıpları kullanma. Burada da aslında pratik bir teknik bir şeyden bahsediyorum. E-posta dünyasında, dokunacağım e-postaya, e-posta dünyasında şu soruları soralım. Bu yazdığım e-posta benzer bir süreçte yeniden yazacağım bir e-posta mıdır? Yani tekrarlayan bir e-posta Bu metin benzer bir projede işime yarar mı? Ve küçük değişikliklerle bu yazdığım e-postayı tekrar kullanmak üzere bir kalıp haline getirebilir miyim? Ee, çok basit bir örnek vereyim. Benim şu anda başka bir iş e, kolunda yaptığım bir çalışma ile ilgili bir anket gönderme e-postam var. Anket sonrası teklif e-postam var. Bir de randevu isteme e-postam var. Şu anda mesela onu e, otomatize ettim kendi içerisinde. Yani anketle ilgili bir şey göndereceğim zaman işte e, Google'dan bir tık seçiyorum. Onunla ilgili metin otomatik olarak karşıma çıkıyor. Sadece Göndereceğim kişinin adını ve genel olarak bakıyorum bir iki kelime değiştirmem gerekiyorsa onu değiştirip gönderiyorum. O yüzden kişiselleştirilmiş ve nazik e-posta kalıpları yarattığınız zaman e, buradaki otoma otomasyonun e, etkisini, olumlu etkisini görürsünüz diye düşünüyorum. Ben kullanmaya başladım ve memnunum. Her defasında aynı şeyi uzun uzun yazmanın ne kadar uzun sürdüğünü hepimiz biliyoruz. İkinci aşamada süreç otomasyonu. Burada iki anlam var. Bir, içinde olduğunuz bir süreci daha iyi hale getirmek. İki, siz olmasanız da başka birinin de otomatize edilmiş süreci yürütebilmesini sağlayacak adımları atmak. Bununla ilgili de yine birkaç adımım var. Sürekli olduğunuz ve iyileştirme yapmayı düşündüğünüz bir süreci ele alın. Tüm ayrıntıları dokümante edin. Kimse bilmiyormuş, daha önce kimse bunu yapmamış, hayatta bunu hiç kimse görmemiş gibi dokümantasyona alıyorsunuz. O ona gidiyor buna, e-posta atıyor, e-postada şunlar oluyor. Ondan sonra o alıyor, onu götürüyor başka yere. Oradan finansa gidiyor, oradan bankaya gidiyor her ne ise. Bir süreç. Daha sonra bunu optimize ediyorsunuz. Tek tek adımlara bakıyorsunuz ve daha iyisi nasıl olabilir? Daha hızlısı nasıl olabilir? Daha verimlisi nasıl olabilir? diyorsunuz ve onu doküman üzerinde güncelliyorsunuz. Daha sonra bunu bu işin içinde olan iş arkadaşlarınız, müdürünüz veya ekiple beraber test ediyorsunuz. Bir kere deniyorsunuz ve onun testini yapıyorsunuz ve iyileştirme ile ilgili onların da görüşünü alıyorsunuz. Daha sonra da bunu doğru kişilerle paylaşıyorsunuz. Bunun anlamı şu. Diyelim bir süreç var ve siz o süreçte şu anda aralara girip böyle ya uyarıyorsunuz ya düzeltiyorsunuz, zamanınızı alıyor. Halbuki bir e, dokumentasyon olduğu zaman bu süreç içerisindeki e, yavaşlamalar, sıkıntılar o dokümantasyona bakılarak çözülebilir. O zaman siz aslında burada bir süreç otomasyonu yaratmış oluyorsunuz ve buradan da zaman kazanmış olabilirsiniz. Teknoloji otomasyonu çok geniş bir alan. Dediğim gibi bu bireysel teknolojiyi kullanmakla ilgili ben bunları ele aldım. Buradaki yazılımların ve yardımcı olan yazılımların bazılarını kullanıyorum, bahsedeceğim. Ama sizler bu konuda çok geniş bir dünya, farklı yazılımlara da bakıp araştırabilirsiniz. Bir tanesi e-posta e filtreleme yazılımları. SaneBox, unroll ve clean email. Bunlar şunu yapıyorlar. Gelen e-mail'ları öğrenerek yapıyor tabii yapay zeka. Gelen e-mail'ları kategorilere ayırıyor. Gereksiz olarak bayrak kaldırılacakları ayrı bir yere koyuyor. Sadece size gelen ve cevaplamanızı düşündüğü kendince ayrı bir yere koyuyor, önünüze getiriyor. Ve birçok birçok e-mail'i okumamanızı sağlıyor aslında. Gereksiz e-mail'ları okumamanızı sağlıyor. Ben e, unroll.me'yi kullanıyorum ve memnunum. Yani en az e, 250-300 tane abone olduğum e, bülten unroll me'ye düşüyor ve benim inbox'ıma düşmüyor. Ben gidiyorum unroll me'ye tek bir tıklamayla neler gelmiş, hangi bültenler gelmiş bakıyorum ve oradan e, orayı çok daha süratli geçiyorum. Yani o kadar e, hepsine tek tek tıklamak gibi bir iş yapmıyorum. Sanebox ve Clean Email ikisiyle ilgili de çok güzel şeyler duydum ve e, unroll'dan daha kapsamlı özellikleri var. Makroları kullanmak sürekli yapılan aynı işlemlerde makrolar mümkün. Herkesin kullandığı ofis programlarında Excel'de olduğunu biliyorum. Klavye kısa yolları da düşündüğümüzden daha fazla zaman kazandırabilir. Buraya da bakmanızı öneririm. Ben orta şeker bir kullanıcıyım, öyle diyeyim klavye kısa yollarında. Metin genişletme yazılımları, bunu ben de yeni duydum. Ee, örnek veriyorum uzun bir şey yazmanız gerekiyor. İlk üç harfini yazıyorsunuz pırt e, yazılım onu uzatıyor. E, Textpander diye bir hizmet varmış ona da baktım. E, fena değil ama benim hani kendi e, yazım e, düzenim içerisinde bu tür hani sürekli kullandığım ve uzun olan bir şey görmedim. O yüzden onu kenara aldım ama örnek veriyorum sizin yazışmalarınızda şirketiniz içerisindeki belli bir kalıp kelimeler sürekli kullanılıyorsa onu bu şekilde mesela süretlendirebilirsiniz yazılımınıza. Ve ekran kaydı ve kontrollü yazılımları var. Screenflow, Camtasia ücretli. OBS ve Shotcut ücretsiz. Burada da şu avantaj var. Bu yazılımlarla bir ekran görüntüsü ve sizin sesiniz ve videonuzla beraber bir video yaratma imkanınız oluyor. O da aynı şekilde bu süreç otomasyonunuza pas atabilir. Yani Örnek veriyorum. Şirket içinde bir yazılımın kullanımıyla ilgili bir eğitim vermek istiyorsunuz ama onar kişilik gruplar halinde her birine birer saat harcamak yerine bir e, video yaratabilirsiniz. Yani o yazılımı siz kullanırken kendi sesinizle o yazılımın kullanımını anlatabilirsiniz ve bunu bir video halinde kaydedebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman herkese yarımşar saat birer saat eğitim vermek yerine tek bir videoyla sorunu ya da eğitimi halletmiş olursunuz. Bunların değişik e, kullanım alanları da var. E, bunları da önünüze alternatif olarak koydum. Dediğim gibi e, OBS ve Shotcut'ı kullanıyorum. Camtasia'da kullanıyorum. ScreenFlow, Macintosh olduğu için e, bilmiyorum, kullanmadım. Evet. Gelelim delege etmek bölümüne. Neyi? 7 adımda delegasyon e, üzerinden geçiyorum şu anda. Neyi delege edebiliriz? Neyi delege edebiliriz? biraz hızlanayım. İstenen alan dışındaki üç alandaki her şeyi delege edebiliriz. Peki doğru kişiyi nasıl seçeceğiz? Sizden daha tutkulu olabilir bir konuyla ilgili. Sizin tutku alanınızın dışındadır. Onun tutku alanının içindedir. Öğrenmek istediği, yapmak istediği, sevdiği bir alandır. Onun bu işi yapması daha anlamlı olabilir. Sizden o konuda daha becerikli olabilir. İşi öğrenmek ve bunun faydasını sağlamak istiyor olabilir. Görünürlüğünü arttırmak istiyor olabilir. Bir iş yapıp bir proje yapıp sizin nezdinizde kendi müdürü nezdinde görünürlüğünü arttırmak istiyor olabilir. Başarı gösterip iz bırakmak istiyor olabilir. Sizin yerinize o yapacak olabilir. Böylece sizin değerli zamanınız yine size kalır. Sizinle gelişim diyaloğunda ve delege edeceğiniz işten fayda sağlayacak çalışanlar olabilir. Daha sonra süreci paylaşın yapılacak işi ayrıntısıyla paylaşmak lazım. Daha önce oluşmuş tecrübeler varsa belirtebilirsiniz. Hangi noktada size dönecek onu söyleyebilirsiniz. Hangi kaynakları kullanabilir onu netleştirelim. Püf noktalarını da verelim. Yani ön e, bilgilendirmeyi yapalım. Daha sonra kaynakları verin. Fiziksel gereklilikler, işte e-postalar, passwordler veya başka kaynaklar gerekiyorsa ve gerekiyorsa diğer e, arkadaşlara bir e-postayla şu işte, şu arkadaşımızı şu şekilde delege ettik. O yapacak. Herkesin bilmesini sağlayabilirsiniz. Otorite ve otonomiyi netleştirin. Şimdi bir sonraki sayfada onu netleştireceğiz. Daha sonra arkadaşa alan tanıyalım ve gerektiğinde geri bildirim ve yönlendirmeyle yol üzerinde ona dokunabiliriz. Şimdi bu otorite ve otonomi e, enteresan ve e, çok değerli delegasyonda. En e, sıkıntı çekilen yerlerden bir tanesi bu. Bununla ilgili beş adımlı bir e, model öneriyorum. Her birinin ayrı bir kullanım alanı olabilir. Hiçbiri öbüründen iyi kötü demiyorum. Ancak e, şu güzel siz bir delegasyon yapacağınız zaman bu beş adı, e, seviyenin hangisinde olduğunuzu bilmek ve ona göre ilerlemek ve mümkünse e, ekip lideri olarak düşündüğüm zaman sizi ekibinizdeki arkadaşların seviyesini aşağıya doğru beşe doğru getirmeye çalışmak ve bununla ilgili bilinçli olmak son derece değerli olabilir. Aşağı taraf otonomi özgürlük yukarı e, otorite hiyerarşi. Birinci seviye. Senden yapmanı istediğim şey şu. Lütfen talimatlarımın dışına çıkma. Ben araştırma yaptım. Karar da verdim. İşte belli. Ben söylüyorum. Sen yapıyorsun. Bu kadar. Bu bizim ülkemizde çok kullanılan bir delegasyon biçimi. Tabii ki sıkıntıları var. Neden? Çünkü çalışan sahiplenmiyor. Sadece bir motor gibi, robot gibi birisi ona bir şey söylüyor. O da yapıyor. İkinci seviye karar için bir veri gerekiyor. Yani senden yapmanı istediğim şey şu. Konuyu araştırmanı ve bulduklarını bana geri raporlamanı istiyorum. Bunu yaptığın zaman beraber tartışacağız, karar vereceğiz ve sen bu projeyi devam ettirebilirsin. Ama karar verme noktasında bana geri dönmen istiyorum diyorsunuz lider olarak. Üçüncü seviyede diyorsunuz ki çözümü araştır. Kendi önerini bana bildir ben böyle olmasını istiyorum diye kendi önerini bana bildir. Her bir seçeneğin avantajını, dezavantajını ortaya çıkar ve senin önerini bana bildir. Bununla seninle aynı fikirde olursam e, onaylayacağım ve bu işi yapıp ilerlemeni sağlayacağım. Burada da aslında biraz daha otonomi veriyoruz. Fakat yine karar mekanizmasında e, lider olarak siz karar veriyorsunuz ne yapılacak, ne yapılacağına. Bir sonraki aşama en iyi kararı ver, bana sorma, uygulamaya geç. Süreç içinde bana bir durum raporu ver. Bu bir sonraki aşama, yani araştırmayı yap, kararını ver, uygulamaya geç. O noktada bana bir dokun, bir, bir haber ver. Neredesin, ne yapıyorsun, ben de bileyim. Ve en sonuncusu senden yapmanı istediğim şey şu: Sana göre en doğru kararı ver, konuyla ilgili uygulamaya geçip ilerle. Bana bilgi vermene bile gerek yok. Bu da tam otonomi. Ee, kısa not ileteyim. Ee, çalışan bağlı ile ilgili uğraşıyorum, çalışıyorum, hizmetler sunuyorum. Ee, aşağıya doğru indikçe sahiplenme artıyor, bağlılık artıyor, performans artıyor. Z jenerasyonu, Y jenerasyonu, genç jenerasyonlara baktığımız zaman aşağıya doğru inmek istiyorlar. Tam hakim olmak istiyorlar. Sorumluluk almak ve sonunda da hesap verebilir olmak istiyorlar bu resmi de böylece sizlerle paylaşmış oldum. Delegasyon sonrası bir e-posta atalım. Tümünün bir özeti hepsini tek tek gitmeyeceğim. İş tanımı, ana amaç, zaman akışı, otorite dağılımı ve araçlar. Bununla ilgili de bir e-posta atıp dokümante edelim ki gerektiği zaman önünde olsun arkadaşım. Evet, harekete geçelim. Evet, bu bölümde de şimdi durduk. Kestik. Şimdi eylem ve planlama ile ilgili neler yapabiliriz? Nasıl alternatiflerimiz var? Buranın üzerinden devam ediyorum aynı hızda. Şimdi işleri bir kategorizasyonu var. Bunu bir e, ifade etmek istiyorum. Sol tarafa birçok e, rol koydum. Bazısında kendinizi görebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bir perde önündeki işler var. Örnek veriyorum. Mali müşavirimiz e, perde önündeki işi müşteriyle ilişki iletişimi ve aylık vergi raporları hazırlamak onun. Perde önü işi. Ee, başka ne yapalım? Mesela pazarlama direktörüne bakalım. Müşteri edinme ve kampanya tasarımı perde önünde yani gözüken iş. Bir de perde arkası işleri var. Mali müşavirimiz arkada faturalama yapıyor, vergi mevzuatını takip ediyor. Pazarlama direktörümüz bütçe yönetiyor, reklam yerleştiriyor. Arkada başka oto, operasyonel işler yapıyor. Yani her işin bakın bir perde önü var, bir perde arkası var. Haftamızı planlarken bu kategorizasyona dikkatinizi çekmek istiyorum. İdeal bir hafta tanıştırayım sizlerle. Adı üstünde ideal. Hemen önümüzdeki hafta olacak diye bir şey yok. Fakat bunu böyle koymak, önümüzde olmasını sağlamak ve buna göre hareket etmek güzel. Burada bakın yukarıda bir tema bölümü var. Perde arkası. Perde önü, perde arkası. Yani haftada durumunuza göre bir veya iki günü perde arkası olarak seçmek e, iki, üç, dört yine durumunuza göre satıcıysanız belki daha fazla perde önü olarak seçmek, o günleri ona göre bloke etmek bir hani kafa yapısı olarak, felsefe olarak değerli. Perde arkası, perde önü, perde arkası iş dışı. Burası da işin dışında. Artık hiç iş bile düşünmeyeceğiniz bir alan. Odaklanmaya bakalım. Sabah kendim e, bütün iş saatlerinde işim ve akşamda ilişkilerim üzerine bir ayrım yapabiliriz. Hızlı ile ilerleyelim. Sabah ritüelim, saatini siz belirleyin, içeriğini siz belirleyin. İşe başlama ritüeli 8.30'da olur, 9'da olur, nasıl isterseniz, nasıl size uyuyorsa. Bakın, perde arkası diye ayırdığım günlerde diğer insanların sizden zaman alabilecekleri için ayarlanmış toplantılar var. Yani uygun iç toplantılar Ekibe destek toplantısı, uygun iç toplantı, bunlar ne demek? İçerideki toplantılar için takviminiz müsait, yani insanlar oradan sizden zaman alabilirler. Ee, dış toplantılar aynı şekilde. Üç gün perde önü dediğim işlerde de perde önü faaliyetler, yani müşteri ziyareti olabilir, eğitim sunum olabilir, işte mevzuatla ilgili işler olabilir. Bir önceki sayfada perde önünde dediğim bütün işler aslında bu üç güne ayrılabilir. Öğle yemeği, kısa uyku, meditasyonu koydum ama dediğim gibi e, bizde uygulaması çok yaygın değil. İş günü kapanış ritüeli koyabilirsiniz, yarım saat, bir saat, mümkünse zamanınız olsun, 15 dakika bile olur bence bu. O gün işte e, hedeflediğiniz işlerle ilgili neler oldu? Sizce neler daha iyi olabilirdi? Bir sonraki güne neler atıyorsunuz? Bununla ilgili bir e, etkileşim, bununla ilgili bir konuşma olabilir. Akşam yemeği, hafta sonu blokları, yürüyüş, arkadaş ziyareti gibi, eşimle zaman aile gibi, hafta sonu iş dışı bloklarında tanımlanmasında değer var. Böyle bir e, ideal haftayı e, önünüze koyabilirsiniz. Bunu çok basit bir şekilde bir kağıt üzerinden de yapabilirsiniz. Kullandığınız takvim programına bir alternatif takvim ekleyerek de yapabilirsiniz. Çok kısa da şundan bahsedeyim. Bir zaman yönetimi eğitimi. Acil ve önemli tablosu göstermeden olmaz diye düşündüm. Tam bu noktada bunun da vakti geldi. Ee, yine tanımladığınız işler içerisinde önemli ve acil tablosuna göre bakıp nereye düştüğünü de tespit etmenizde fayda var. Her bir kutunun içinde neler olduğunu da yazdım. Burada olması gereken şurası daha çok. Yani acil olmayan ama önemli olan işlere zaman ayırabilmek. Bu işler aynı zamanda bizim istenen alanımız. Yani tutku duyduğumuz ve becerikli olduğumuz alanla da bence üst üste geliyor. Yani bakın ilişki geliştirme, planlama, yaratıcılık önlem alma, acil olmayan ve önemli olan işler. Önemsiz olan işler diğer tarafta bazısı angarya düşüyor, bazısı tutkusuz tarafa düşüyor ama burada da e, bir e, havaalanındaki kontrol kulesindeki kontrolörün ekranına baktığınız gibi düşünürseniz hayatınıza bakmayı gerçekten neyin acil, neyin önemli yani kriz Yönetimi nerede yapıyorsunuz yapmanız gerekiyor. Ne iş ilişki geliştirme planlama uzun vadeli bakmanız gerekiyor. Bunu bu tabloya da bakarak çözebilirsiniz. Evet şimdi burada sizle 6 adımda bir haftalık değerlendirme belgesi paylaşmak istiyorum. Ufak ufak parçalar paylaşacağım sizlerle. Bunu ben yapmaya başladım ve hoşuma gitti. İlk anda biraz uzun gibi geldi ama önümüzdeki pazar tekrar yapacağım ve tekrar değerlendireceğim. Bir faydasını gördüğümü düşünüyorum. Birinci adım geçtiğimiz haftaya bakıp genel bir başarılar, kazanımlar, neler oldu onunla ilgili bir yorum. İkinci adım geçen haftada üç büyük hedef koymuştuk. Her hafta üç büyük hedef koyuyoruz. Bu geçen haftaki üç büyük hedefteki durumunuz nedir? Yani yüzde kaçını tamamladınız geçen haftaki üç büyük hedefinizin? Sizce ne işe yaradı, ne yaramadı? Yani neyi durdursanız iyi olur. Onu buraya da yazabilirsiniz. Neyi devam ettirmeniz iyi olur, neyi durduracaksınız? Daha sonra haftalık iş listesinin güncellenmesi. Burada da ertelenmiş işler, yani geçen haftadan bu haftaya akan işler, delege ettiğiniz işler, yani daha geç, geçtiğimiz hafta veya daha önce delege ettiğiniz işlerin şu anki durumu ve geçen haftaki notlarınızdan gelen yeni işler. Önümüzdeki hafta hangi gün ne olması gerekiyor yani önümüzdeki haftanın genel bir iş listesini yazıyorsunuz sonra dördüncü adım olarak beşinci adımda da bu dördüncü adama bakarak en önemli üç eylemi alıyorsunuz işe alıyorsunuz önümüzdeki hafta bitirmeniz gereken gerçekleşmesi gereken en önemli üç işi hedefi alıyorsunuz buraya yerleştiriyorsunuz daha sonra hafta sonuna bakıyorsunuz o en başta anlattığım Tazelenme alanları, uyku, yeme, hareket, bağ kurma, yansıtma, kopma. Bunlarla ilgili hafta sonu neyi, ne zaman, kimle, nasıl yapacaksınız? Kısa notlar alıyorsunuz ve böylece 6 adımlık bir haftalık değerlendirme belgesi tutmuş oluyorsunuz. Ben geçen hafta için başladım, dediğim gibi hoşuma gitti. İlk adımda, ilk akışta şöyle söyleyeyim, bunun günlük olan benzeri de var. Fakat benim için günlük çok kısa bir süre. Yani bu bu planlama açısından kısa bir süre olduğuna karar verdim. Önce haftalığı yerleştirmek istiyorum. Daha sonra belki günlük olarak da bakabilirim. Şimdi hedeflerle ilgili bir bölümüm var. Hedefler aslında bütün bu yolumuzun haritasını çizen kavramlar. Bakın en solda çok yüksek, çok yapılamaz bir hedef var. Gerçekten bu insanları, çalışanları demotive eden motivasyonlarını, enerjisini aşağı çeken bir yaklaşım oluyor. Yani şu örneği veriyorum. Bir tenis turnuvası olsa beni alsalar ve birinci e, turda Federer'le karşılaşsam e, yani ben zaten hani mutluluktan sarhoş olurum kazanmayı bir tarafa bırakalım. Ama e, herhalde hedef çok uzak diye e, kazanamayacağıma e, kanaat getiririm başta. Bir de en sağa bakın. Gerçekten e, aşılması kolay, rahat aşılabilecek hedefler konduğu zaman da bu da e, insanları gelişme yönünde e, o olumlu etkiyi yapmıyor. Kolayca hallediyorsunuz, tamam hallettim, geçtim diyorsunuz. Tatmin duygusu bile fazla vermiyor. E, uygun hedefler yapabileceğimizin hemen dışındaki bir alanda bizi bir miktar zorlayıp, bir miktar bizi ittirip, e, daha önce yaptığımızdan daha iyi performansa doğru bizi götürecek hedefler oluyor. Bununla ilgili de bir hedef belirleme çalışma sayfası e, tasarladık. Hedef var, son tarih var, hedefin tanımlanması var. Bu hedef sizin için neden önemli? Bence burası önemli. Çünkü e, hedefi yazdıktan sonra sizin için bu hedef neden önemli? Yani ne anlamı var sizin için? Bunu tanımlıyorsunuz ve bunu tanımlamak aslında e, çok değerli. Yine aynı şekilde e, hedef için kimlerle ortaklık kurabilirsiniz? Milestones, dönüm noktaları neler? Bu hedefi gerçekleştirmek için neleri feda ediyorsunuz? Onları yazabilirsiniz. Bu gördüğünüz dokümanı da yine chat kutusuna linkini koydum. Download edip bilgisayarınıza bu hedef belgesini de kullanabilirsiniz. Umarım faydası olur. Evet, küçük bir bölümüm var, ile ilgili ve son artık ofiste verimlilikle ilgili bölüme geçip umuyorum iki saat içerisinde tamamlayacağım ama birazcık birkaç dakika geçersen kusura bakmayın. Bu tabloyu da çok beğeniyorum. Ertelemecilerin düzenli toplantı yarın ertelendi. Şimdi insan doğası ertelemeyi seçiyor, seçiyoruz, hepimiz seçiyoruz. Peki neden? Bakın kolayı zora tercih ediyoruz. Küçük istekleri büyük projelere tercih ediyoruz. En son gelen isteği başa alıyoruz. Daha çok bağıran, gürültü yapanın istediğini hemen yapmak istiyoruz. Son dakikayı bekleme eğilimlerimiz var. Önce küçük işleri bitirelim, sonra büyüğüne bakarız diyoruz. Başkalarının işi bazen bizim ana işimizden daha öne geçebiliyor ve düşünmeden yaptığımız otomatik işleri daha fazla planlayarak yaptığımız işlere tercih ediyoruz. Bunların her biri bir etki yaratıyor. Evet, şimdi size hemen Mentimeter'a dönüyorum ve şu son Evet şeyden önceki son soruyla e, buluşturmak istiyorum. Erteleme yaptığınızda hangi mazereti en sık kullanıyorsunuz? Erteleme yaptığınızda hangi mazereti en sık kullanıyorsunuz? Bu soruya yanıtınızı da bekliyorum. E, süratle bakalım hangi mazeret daha fazla kullanılıyor. Modum iyi değil. Güzel. Güzel. Evet. Teslim süresi. Evet. Çok güzel yanıtlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet 50 kişi yaklaşırken en azından ilk 3 ilk 4'ü netleştirelim. Bu iş için şimdi vaktim yok. En fazla kullanılan erteleme mazereti. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok işim var. Evet. Modum iyi değil. Bu da bizim bize ait belki bol kullandığımız bir e, mazeret ve teslim süresine daha vakit var. Yani daha o son ana daha vakit var. Çok güzel. Yine e, 46 kişi yanıtladı. Çok teşekkür ederim. Evet. Tekrar dönüyorum geriye. Evet, şimdi burada bu mazeretleri listelediniz. Bunları ben ikiye ayırdım. Dış sebepler ve iç sebepler. Dış sebeplerin içinde dört bölüm var. Hoşa gitmeyen işler, aşırı iş yükü, net olmayan işler ve hedefler. Bunlarla ilgili şöyle hemen kısaca bunun içine girmeyeceğim. Okuyabilirsiniz isterseniz. Küçük püf noktaları öneriyorum. Yani hoşa gitmeyen işlerle ilgili, mesela e, enerjinizin en yüksek olduğu anda onu e, almaya başlamak, denemeye başlamak nasıl olur? Aşırı iş yükü varsa parçalayıp yönetmek iyi olabilir. Net olmayan işlerde bu süreç analizi, sürecin tanımlanması işe yarayabilir ve net olmayan hedeflerde de bunu netleştirmek için kendinize ve bu işi size verenle konuşmanız çok faydalı olur. İç sebepler var yani insanın kendi kendine yarattığı sebepler. Değişim korkusu var yani e, değişmekten korkmak var. E, fiziksel ortamımızı ve rutinimizi değiştirmek burada işe yarayabilir ve değişeceğiz nasıl olsa yani siz korksanız da değişim oluyor öyle düşünebiliriz. Başarısızlık korkusu, başarısızlık eşittir öğrenme diyebilirsiniz yani her başarısız olmaktan aslında bir şeyler öğrenerek daha iyisi için ilerliyoruz. E, bu o şekilde hani bir dokunuş yapabilirsiniz. Heyecan bağımlılığı, bu her şeyi son anda yapma isteği. Ya yani önerim heyecanı başka yerde arayın. Hani bir e, teslim tarihi Cuma ise o işe e, cuma 2'de başlamak çok e, adrenalin için iyi olabilir ama toplamda siz için iyi olmayabilir. Ve fazla söz verme eğiliminiz varsa tutku beceri tablosunda o iş nerede? Onu tekrar gözlemeniz iyi olur. Ve yoksa delege et, otomatize et e, önerilerimizden bir bir tanesini kullanabilirsiniz. Evet, ofiste verimlilik bölümüne geliyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla 17 dakika var. Ee, 117 kişi devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi ofis içinde hangi durumda hangi tür iletişim daha doğru olur? Onunla ilgili bazı önerilerim, püf noktalarım var bakın. Yüz yüze ne zaman lazım? Beyin fırtınası yapıyorsak, duyarlı konular konuşuyorsak, gizlik diyaloglar kuruyorsak, kişisel ilişkiler geliştirmek istiyorsak. E-posta tek küçük hızlı cevap sorularda cevap almak için bu da WhatsApp aslında artık burayı e, işgal ediyor ve hızlı cevap gerektiren diyorum ama aslında e-postayı hızlı cevap gerektiren şeyler için artık kullanmıyoruz. Çünkü artık e-postaların düzenlenmesiyle ilgili birazdan bahsedeceğim. Diyoruz ki sabah belli bir saat, öğlen belli bir saat, durumunuza göre akşam belli bir saat e-postalara bakın. E-postalar sürekli önünüzde durup sürekli sizin cevap vermenizi gerektiren şeyler halinde olmasın ki istediğiniz alanda odaklı olarak çalışıp iyi bir iş çıkarabilir. Bir dokümanı ekleyerek göndermek istediğinizde tabii ki karşı tarafa dokümanı etmek istediğinizde bir süre vermek istediğinizde kullanması gerekiyor. Telefon acil durumlarda, içten ve açık geri besleme almak istediğinizde, bir çabuk cevap ihtiyacı olduğunda, daha ayrıntılı açıklamak istediğinizde ve ses tonunuzun dahi çok değer katacağı ortamlarda, durumlarda telefonu öneriyoruz. E, şeye ekleyeyim önümüze gelecek ama şimdi aklıma geldi. E-postada sizin yazdıklarınız çok büyük ihtimalle karşı tarafın okuduklarından farklı algılanacaktır. Yani ikisi birbirinden farklı. O yüzden e, duyarlı konularda tartışma gerektiren konularda sizin bakış açınızın daha ayrıntılı anlatılması gereken durumlarda e-postaya güvenmemenizi öneriyorum. E, duyarlı ola olacak son konularda e-posta yazmamanızı öneriyorum sinirlenip bir şey kesinlikle yazmamanızı öneriyorum. Size bir şey yazıldığı zaman sinirlenirseniz belli bir süre ona cevap vermemenizi öneriyorum. E-posta üzerinden tartışma pek anlamlı olmuyor, iyi bir yere gitmiyor. Birçok tartışmayı yüz yüze çözmek varken E-posta işi uzatıyor ve verimsizleştiriyor. Evet, sosyal teknolojilerin kullanılması ofiste verimliliği %25'e kadar geliştirme potansiyeline sahip. Böyle bir çalışmadan bir not aldım. Bakın e-postaların okunması ve yanıtlanması ile ilgili yüzde otuz'a kadar verimlilik artışı yapılabilir deniyor bazı tool'lar, bazı araçlar kullanılarak İç iletişim bilgi tarama bulma gibi diğer konularda da yine verimlilik potansiyeli var. Lütfen ilk iş sabahları ilk iş e-postalarınızı temizlemeyin o yüksek enerjili odaklanabileceğiniz bir anda bütün her şeyi kapatıp asıl hani ana işiniz yapmanız gereken işe odaklanıp belli bir saat geçirip daha sonra durup e-postalarınızı süratle temizlemenizi öneriyorum. Elektronik takvimlerde de şöyle bir sıkıntı var Bir haftayı görüyoruz ama belki her hafta üçer saat ayırarak 4 hafta boyunca yapmamız gereken 12 saatlik bir işi o takvimde aynı anda görmüyoruz ama o gün önümüze düşen işleri hemen yapma eğilimi gösteriyoruz O o anlamda, biraz daha uzun süre alacak ve asıl işlerimiz olarak değerlendirilebilecek işleri e, takvimde görememe üzerine e, kendinizi aldatmayın ya da aldanmayın demek isterim. Inbox'ımız küçüldükçe bir başarma duygusuna e, geliyoruz. Yani evet inbox'ım sıfırlandı, hallettim, hiçbir şey kalmadı gibi. Ama bu bitmeyen bir süreç. Sürekli yenileri geliyor ve siz sürekli o yenilerini sıfırlama duygusu içinde olduğunuz zaman bir kafanızı başka tarafa alıp odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Ne zaman ne çıkacağı belli olmayan bir hediyeyi açar gibi aslında alıyoruz bu e-postaları. O yüzden bunu da e, dikkate almakta fayda var. Genel olarak günde iki veya üç defa 30'ar dakikalık e-posta e, öneriyorum. E-posta okuma ve cevaplama alanı öneriyorum. E-posta gönderen biri sizden hemen cevap alamayacağını öngörerek göndermiştir zaten. E-posta WhatsApp gibi bir şey değil. O yüzden aslında siz planladığınız zaman karşı tarafında beklentisini de yönetmiş oluyorsunuz. Yani e-posta hemen 5 dakika içinde cevap istenirse zaten e-posta göndermemesi lazım. O yüzden gönderenin istediği zaman tablosuna göre değil de sizin kendi planladığınız zaman tablosuna göre e-posta gidebilir. Daha acil bir şey ise telefon etmesini beklemek lazım. E, şirket içinde e-postaların yazımıyla ilgili belli bir kurallar manzumesi mutlaka vardır, paylaşılmıştır. Ama bunun netleştirilmesinde ben değerli buluyorum. E i̇şte ne zaman CC yapılır, hangi durumda e-posta gönderilir vesaire. Bununla ilgili bir doküman aslında şirket içinde iletişimde olumlu katkı sağlar. Ben Outlook kullanırken şöyle bir şey yapıyordum. Diğerlerinde de var yapılabilen. Size CC'de gelen mailleri ayrı bir klasöre alıyordum ve önüme düşmüyordu belli bir süre. Ve mesela günde belli bir saat bakayım CC olarak bana gelenlerde dikkatimi çeken benim eyleme geçmem gereken bir şey var mı diye hızlıca bakıyordum. Sadece size gelen ve sizi yanıtlamanız gereken e-mail'ların inbox'a ön sayfaya düşmesini sağlamak iyi bir mantık olabilir Evet e-posta yazarken de birkaç tane örnek vereceğim zaten konu satırı çok değerli konu satırını güzel yapmak değerli amacı netleştirmek güzel değerli tek satırla yorum yapmak mantıklı ve faydalı büyük harflerle tümüyle yazmayın zaten bunları biliyorsunuzdur Yüz yüze söylemeyeceğiniz hiçbir şey de yazmayınız. Lütfen kelimeler uçar, yazı kalır. O e-posta gittikten sonra artık o e-posta sizin değildir. Diğer insanların birbirine iletebildikleri bir metin ve sizin adınızla dolaşan bir metin haline gelir. O yüzden dikkat etmek lazım. Birkaç e, örnek vermek istiyorum e-postaya süratle. E, toplantılar bölümü de var, 10 dakikam kaldı. E, tek bir soru sormak değerli e-postada. Bir sürü soru sormak değil, tek bir soru sormak, tek bir... E, akış yaratmak. Gördüğünüz gibi tek bir şey soruyorum. Hangi gün uygun olur? Bence şu daha uygun. Yarına kadar cevap verirsen sevinirim. Diyorum ki şu projeyle ilgili böyle e, değişik bir parantez, köşeli parantez kullanıyorum. Tabii bu her şirketin kendi içine değişebilir. Tek cümlede mesaj veriyorum. Gerekirse de e, doküman gönderiyorum önceden ki hazırlık olsun. E, aynı şekilde bir karar mekanizması var, karar öncesi var. Bir karşılaştırma tablosu gönderiyorum ve benim görüşüm şudur diye yazıyorum ve şu zamana kadar bununla ilgili görüşünüzü istiyorum diyorum. Böylece tek bir işle ilgili tek bir iletişimle daha net bir e, iletişim sağlamış oluyor. Madde madde kullanılabilir. Daha kalın şeyler, e, kalın kelimeler kullanılabilir e-postada. Hemen hemen e, dikkati çekmek e, açısından. Evet mümkünse e, ve uygunsa e-postanı aldım şu saatte sana döneceğim diye bir yanıt vermek mantıklı olabilir. Çoğunlukla insanlar e-posta atıyorlar sonra niye gelmedi niye gelmedi cevap diye tekrar ikinciyi atma eğilimine giriyorlar. Sabırsızlanıyorlar. Halbuki e, işte e-postanı gördüm planlamamı aldım şu saatte döneceğim dediğiniz zaman ha sakin herkes kendi işine odaklansın. Ne zaman e-posta geleceği belli olmuş oluyor. Az sayıda kişiye cc karbon kopi yapmanızı öneriyorum. Lütfen reply all herkese gönder yapmayalım. E, bu zaten artık yerleşmiş bir kural. Ve eğer bir e, çok insanın olduğu bir e-postada bir insandan bir şey bekliyorsak işte et deyip onun adını yazıp dosyayı senden bekliyorum deyip netleştirmekte fayda var. Bir işi ortaya yazıp kimin yapacağını belirtmediğiniz zaman havalarda uçuşuyor. Evet bu da çok yapıldı zamanında ama artık geçti diye düşünüyorum. Evet bu resim çok güzel diye 26 kişiye tekrar bir e, yorum yollamayız. Evet tek bir hatırlatma maili öneriyorum yani bir e-mail gönderdiniz hiçbir ses çıkmadı beklediğiniz saatinde yanına yaklaştınız, hiçbir cevap yok tek bir hatırlatma maili ve ardından da telefon tartışmayı çalmak şu bir konuda bir şey yazılıyor sonra siz o e-maili alıp forward ediyorsunuz ve başka bir konuda yanıt veriyorsunuz böylece ilk ana yazılan konu yerini bulmamış oluyor. O yüzden aslında bunu yapmamakta fayda var. Kendiniz ayrı bir konu açacaksanız farklı bir e-mail ile dolaşmakta fayda var. Kızdıran bir e-postaya yanıt vermeyin. 24 saat sonra konuşmanızı öneriyorum. 2 dakika sonra gönder kuralı da var. Google'da da var. Outlook'ta da var. Send tuşuna bastıktan sonra ayarlayabilirsiniz. O e-mail 2 dakika, 5 dakika nasıl isterseniz sizde kalıyor hala. Outbox'ınızda kalıyor ve gitmiyor. O dönemde yani o 2-3-5 dakikalık dönemde e-mail'de bir şey değiştirmek istediğiniz zaman da dönüp değiştirme imkanınız oluyor. Kategoriler ve klasörlerin kullanılması, işte label'lar, tag'ler kullanılması işlerinizi kolaylaştırır. Toplantı bölümüne geliyorum. Bu bölüm son. En sonunda da sizlerden neler aldınız bu eğitimden, nasıl geçti gibi bir Mentimeter sorusu sorarak kapatacağım. Birkaç dakika dediğim gibi dördü geçebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Evet toplantılar. En iyi toplantılar hazırlıklarına toplantı uzunluğundan daha fazla hazırlık zamanı harcanmış toplantılardır demiş bir girişimci dostumuz bir CEO. Yani toplantı hazırlığının değerinden bahsediyorum burada. Amerika'da yapılan bir araştırmada çalışanların yüzde otuz zaman yani zamanının ortalama yüzde toplantılarda oturarak geçtiğini söylemişler. Çalışanların yüzde kırk yedisi ...toplantıların gün içinde en çok zaman kaybettikleri alan olduğunu söylemişler. Ve verimsiz toplantıların Amerikan ekonomisine yılda 52 milyar dolar ek maliyet getirdiği saptanmış. Şimdi şu hedeflerden birine hizmet etmiyorsa toplantı düzenlememenizi öneriyorum. Geliri arttıralım, yeni müşteri bulalım, var olan müşterilerimizi koruyalım ve maliyeti azaltalım. Tabii ki e, yaptığınız birçok toplantı bu klasörlerin içine girebilir ama bunları tekrar düşünüp ya bu toplantı bunların herhangi birine girmiyor. Acaba bunu başka şekilde çözebilir miyiz diye düşünebilirsiniz. Şimdi toplantılar karar verme yeri olmalı. Yani o ana kadar ki olayların biri tarafından aktarıldığı, anlatıldığı bir yer olmamalı. O daha önce dokümanlar üzerinden insanların ayrı ayrı okuyarak hazır olarak gelmeleri olmalı. Çok sayıda toplantı PowerPoint slaytlarının anlatılması şekline geçiyor. Fakat toplantı önceden çalışılmış, bilen ve bir görüş oluşturmuş çalışanların kendi fikirlerini ortaya koydukları ve hep beraber karar alınan bir platform olmalı. Amazon'da mesela PowerPoint yasaklanmış. Hikayeler üzerinden e, iletişim sağlanıyor. Şimdi herkesin katılımı için toplantı öncesi ortak bir doküman olabilir. O ortak doküman katılımcılarla paylaşılabilir ve herkes toplantıya girmeden önce çözümüyle ilgili görüşlerini paylaşabilir. Bu artık çok kolay. Ortak bir doküman oluşturup paylaşma. Şimdi her toplantının ajandası ve çıktısı olmalı. Yani bir genel müdürseniz örneğin, şirketinizde diyebilirsiniz ki ben ajandası olmayan ve çıktı hedefi önceden belirlenmeyen toplantılara katılmıyorum diyebilirsiniz. Bu da güzel bir örnek olur. Siz toplantıya davet edildiyseniz ve neden orada oturacağınızı ne, ne katkı sağlayacağınızı bilmiyorsanız lütfen bunu önceden netleştirmeye çalışınız. Yani bir e, bölüm lideriyseniz oraya dinlemek için mi oturuyorsunuz, onay vermek için mi, fikir vermek için mi, vizyonlara katkı sağlamak için mi yoksa sadece siz de duyun diye mi oturuyorsunuz? Bunu başka şekilde yapamaz mısınız? E, Yazılımlar var, benim de e, iş ortağım var e, bu konuda yazılımlar geliştiren. E, her toplantıya oturan insanların e, ortalama maliyetleri üzerinden her toplantının şirkete ne kadar aslında maliyet getirdiğiyle ilgili çalışmalar artık yapılabiliyor. Bu önemsenen bir şey. Yani gerekli olmayan hiç kimsenin toplantıya katılmaması yönünde bir yaklaşım var. 1 saat yerine 45 dakika, 30 yerine 25 dakika artık daha anlamlı, daha değerli, zamanla ilgili duyarlılık artmış durumda. E, bir saatte hallolacak bir toplantı 45 dakikada da hallolur, oluyor zaten. Bir saat olacaksa mutlaka önüne beşer dakika ilişki geliştirme, insanları dinleme ile ilgili bir bölüm koymakta fayda var. Şu anda insanların uzaktan çalıştığı da bir dönem içerisindeyiz. Ve bu bağ kurmanın e, toplantıların başında herkesin e, küçük paylaşımlarda bulunması, hayatlarının nereye gittiğini anlatmalarıyla ilgili faydası olduğunu da biliyoruz. Ben de bunun çalışan bağlılığında etkisi olduğunu biliyorum. Fobbing diye yeni bir kelime ortaya çıkarılmış. E, yemek masasında otururken cep telefonuyla oynama kelimesi İngilizce'de fobbing olarak tanımlanmış yeni bir kelime. E, bunu yapmayalım. No fobbing. Yani içerideyseniz toplantıda tamamen tüm varlığınızla, odağınızla, ruhunuzla, bedeninizle, zihninizle orada olmalısınız. Bir taraftan cep telefonları açık, bir taraftan ekranlar açık. O toplantıdan çok fazla fayda almamız mümkün değil. İyi sorular sormak çok önemli, çok değerli. Konunun kontrol edilmesi yani toplantının sahibi konu uzaklara gidiyorsa gerektiği yerde durup park edilmek için park etmek için bir şeyler söyleyebilir. Diğerlerinin vücut dillerine de bakmakta fayda var. Konuşmayacağınız bir toplantıya girmemek ve arkadan toplantı notlarını okumayı düşünebilirsiniz. Ve ekip lideri olarak toplantının sahibiyseniz herkesin konuştuğundan ve katkı sağladığından emin olmak lazım hiç konuşmayanlara da nazikçe ya senin de görüşünü duymak isteriz bu konuda ne düşünüyorsun diyebilirsiniz. Toplantı sahibi başlangıçta amacı, beklenen sonucu ve 3-5 madde arasında tartışılacak konuyu ya toplantının öncesinde veya toplantının hemen başında ilan etsin. Konu dışına çıkıldığı zaman bir park etme yapılabilir. Yani bu söylediğiniz bu toplantının konusu değil. Buna şu zaman tekrar bakalım denebilir. Ve önemli bir proje veya onay toplantısı yönetiyorsanız dinleyenlerin konunun ne olduğunu ve sizin neyi başarmaya çalıştığınızı önceden bilmesini sağlayın. Önden bazı iletişimlerin olması gerektiğini, hazırlıkların olması gerektiğini bahsettim. Bitirirken kararları netleştirelim, sonraki adımları ilan edelim. Kime nasıl bir iletişim yapılacağını da netleştirelim. Yani kim kime ne söyleyecek, nasıl bir iletişim olacak. Ve mümkünse katılımcılara toplantı sonunda izlenimlerini de sorabiliriz. Nasıl bir toplantıydı? Daha verimli nasıl olabilir? Neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi iyi yaptık? Kısa bir kendinize dönük bir çetere de bu konuda tutabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Hala 100 kişiyi aşkın dost dinlemeye devam ediyorlar. Biraz uzun oldu. Bilmem neler hissediyorsunuz şimdi soracağım. Bana ulaşmanız çok kolay. Berterekici.com LinkedIn'de gördüğünüz linkte bana ulaşabilirsiniz. Adımı da aratabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da sayfalarım var. Ve e, koçluk e, yapıyorum aynı zamanda yöneticilere çeşitli alanlarda. Bu konuda da bilgi almak ve e, bana ulaşmak için... ...bertaifşekçi.com slash koçluk linkini kullanabilirsiniz. Son olarak da bir süredir podcast yapıyorum. Yine bu zaman yönetimine ait konularım da var ama ofis işi ilişkiler çalışan bağlılığı liderlik konularım var ve 40 bölümü geçtim hatta bu sabah 41. bölüm yayınlandı son derece keyifli eğer hoşunuza giderse buradan da ulaşabilirsiniz LinkedIn'den çok kolay benim adımı yazarsanız karşınıza çıkarım zaten Bert Ayvşekci diye podcastime de sizi beklerim gerçekten podcastten çok keyif alıyorum faydalı olduğunu da düşünüyorum hani işten eve giderken de dinlemeyi tercih ederseniz bu şekilde bana ulaşıp beni duyabilirsiniz. Evet. Soru cevap derken şuraya gidiyorum. Ve size sormak istiyorum. Mentimeter'a hala bağlı olan dostlar. Sizin için bu eğitim nasıl geçti? Neler aldınız? Rica etsem buraya yazar mısınız? Aynı zamanda biliyorum ki akademimizin de bir anketi var. Onu da doldurmanızı rica edeceğim. Benim içeriğim hemen hemen miyim tamamen tamamlandı. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. E, neler düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Şu ana kadar da bir soru cevaba üç kişi yazmışlar. Evet. E, nasıl bir iş yapacak? Twitter demiş. Bunu tam anlamadım. E, çok az belli. Sorulara yanıt vermişler. Evet. Mentimeter'a yeni katılma istiyorsanız hala da yeni katılmak menti.com Evet, biraz geç oldu çünkü artık bitiyor. 41-12, 81-37 ile e, katılmanız mümkün. LinkedIn'i e, ben size vereyim, e, hemen net olarak şey de vereyim. Daha e, kolayca hemen size ulaştırayım LinkedIn'e. Evet. LinkedIn'i de chat kutusuna koydum. Evet, çok teşekkür ederim yazdığınız şeyler için. Sağ olun. Evet, molayı düşündüm. Ama gördüğünüz gibi tam iki saatte tamamlayabildim içeriği. Eğer mola verseydim, molanın çıkışı, molanın girişi derken 4-15'i bulurduk. O yüzden böyle tercih ettim. Evet, Fehime Hanım, bu notları ulaştırmıyorum şu anda. Onunla ilgili böyle bir kararım var. Ama bana ulaşırsanız paylaşabilirim ayrıca. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yazanlara. Çok sağ olun. Evet. Mola verme dışında güzel. Anlıyorum. Onu bir şey demeyeyim. Anlıyorum. Size daha fazla içerik ulaştırabilmek için diyeyim. Akıp devam etmem gerekti. Haklısınız. Belki biraz daha farklı bir açılışla biraz daha farklı bir içerikle molalı bir şekilde yapılabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. 31 kişi yazdı. Çok sağ olun. Mentimetre katılımınız için tümüne de katılımınız için. Elif Hanım orada mısınız? Evet, Bertay Bey sunumuz için size teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi dört soruluk bir anket uygulaması gerçekleştireceğiz. Katılımınızı rica ederiz. Çok teşekkür ederim tüm katılımlar için. E, ayrıca bana ulaşacak olanlara da selamlar. Ağımıza e, katmaktan da zevk alırım sizleri tanımak için. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hem ben Timitra yazanlara hem buraya yazanlara çok teşekkür ederim. Lütfen e, akademimizin anketini de dolduralım.